Reklam programı. Parmağında 6 marifet olan bir abimiz. Ya şöyle 10 parmağında 11 marifet olan bir abimiz. Sevgili Oktay Kahraman. Ulu Bey'in Eymür mahallesinden ama kendisi birçok sinema filminde rol almış, birçok dizide rol almış. Aynı zamanda müzik programları yapmış. Karate hocalığı yapmış. Değerli bir abimiz. Zevkli bir sima. Bunun yanı sıra asıl mesleği kaportacı ve bulunduğu çevrede hatta sanat camiasını göçükçü Oktay Usta diye tanıyor herkes. Bildiğiniz dolu göçüklerini falan, göçüklerinin ustası, sanatkarı. Her alanda sanatkar bir abimiz. Gerçekten güzel ve renkli bir abim. 300'e yakın filmde irili ufaklı rol almış değerli abimiz. 180'ine yakında dizide rol almış bir abimiz. Yani kendisi bizim de birçok reklam filmi. Ben kendisini birçok reklam filmi tanıyordum zaten. Bu Vodafone reklamlarından falan filan tanıyordum abimi. Gayet renkli bir sima. Kendisi işte yeni bir klip çıkarttı. Bıktım be hemşerim diye. Dijital platformlarında da yayınlandı. Mesela iPhone'lardan şey yapabiliyorsun. İndirebiliyorsun. Ücret karşılığı. Bir lira böyle bir şey izlemiyorsun. Oktay abimiz de bizim. Ses nasıl yok? Var mı şu anda ses? Varsa altına değerli dostlar. Size zahmet. Evet, Sedat Pala ses yok dedi. Tekrar bakalım. Sevgili Muhammed, sesim geliyor mu? Muhammed Genç. Sesim var mıdır? Evet, sesim geliyor. Peki. Teşekkür ettim sevgili abim. Şöyle bakıyoruz. Evet. Şöyle sevgili Kahraman abimi yayına alıyorum. Güzel bir hasbihal edeceğiz. Abi merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sevgili Oktay abi teşekkür ettim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben şöyle kısaca bir aslında tanıtım yaptım ama çok böyle net bir tanıtım olmadı. Şöyle dedim. 10 parmağında 11 marifet olan bir ağabeyimiz dedim. Yanlış mı söyledim abi? Çok iyi söylemişsin. Daha tanıtıma gerek kalmamış. Evet. Dedim ki 300'e yakın sinema filmi, irili ufaklı roller, 120'ye yakın dizi film, birçok show programı değil mi? Kendi yaptığınız show programları da vardı. Bir sürü reklam filmi. Ondan sonra karate hocalığı var. Siyah kuşak karate hocalığı var. Karate milli takımında var mıydınız abi? Zaman zaman oldum. İş yerim olduğu için sürekli katılamadım. Sürekli katılamadım. Milli takımlarda çalışmalarım oldu. Ama dedim bu camianın hepsinde, sanat camiasında da kendisini herkes Göçükçü Oktay Usta diye tanır dedim. Yani kendisi değil mi? Tabii, yanlış mı söyledim? Tabii namı değer Göçükçü Oktay Usta. Evet. Dünyanın çünkü her yerinde hemen hemen. Evet. Sinemada, yani sinema sektörü, dizi sektörü her yerde varız Allah'a çok şükürler olsun. Peki abi, yani asıl meslek kaportacılık. Tabii, 1980'de başladım. 79'un sonu. 70. İstanbul'da başladınız. İstanbul'da mı evet başladınız? İstanbul'da ama başladım. Ulubey Eymür mahallesindesiniz değil mi Oktay abi? Ordu ili Ulubey ilçesi Eymür köyünden evet. Eymür köyü, şimdi Sarıtak Eymür mahallesi. Evet abi. Peki şöyle, formatımızı da şöyle söyleyeyim sevgili Oktay abi. Hem sohbet edelim hem şimdi yorum yapan arkadaşlarımız var. Onların yorumlarını da okuyalım. Belki soruları da olur. Öyle gideriz. Bu arada siz o müzisyen kimliğinizle konuşturursunuz. Yaptığınız son dijital albümden de bahsederiz. Bıktım be hemşerimden bahsederiz. Ben yayın akışını size bırakabilirim. Hani böyle soru cevap şeklinde veya sizin istediğiniz tarzda yürütebiliriz. Sıkıntı yok. Biz bunu Ulubey'li bir program, sizin programınız olduğu için bana
İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bizi izleyen arkadaşlar bilgi sahibi olsunlar. Hiçbir sıkıntı yok. Moderatör sizsiniz. Siz ne Peki abi. söylerseniz cevabını alırsınız. Tamamen şöyle spontane bir yayın yapacağız zaten. Ben Ulubeyli bir ağabeyimizle program yapıyoruz. Güzel bir olay. Zaten genelde çoğu Ulubeyli kardeşlerimiz aldık, abilerimiz aldık, büyüklerimiz aldık yayını. Ama hani sizden de sonra haberimiz oldu. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bu belki bizim eksikliğimiz. Yani Oktay Estağfurullah. Kahraman'dan sonra haberimiz oldu. Ama tanışmamız da güzel oldu. Muammer Özcan ağabeyim en azından size yönlendirmiştim. Onun vasıtasıyla oldu herhalde. Muammer Özcan çok büyük, güzel bir değer hemşehrimiz. Evet. Ben dünden bugüne Ulubey'de Hayat Var programını hazırlayıp sunduğunuz için öncelikle sizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sonradan katıldığınız kelimesi çok güzel bir kelime benim için. Az solistler en son çıkarmış zaten. Peki abi. Yeni bir proje var mı abi sinemada? Şu anda uluslararası evrensel birlik, beraberlik ve destek projesi adı altında Beni Kendinden Koru sinema filmi var çalışmamız. Ondan sonra da bir dizimiz var. 10 bölümlük onu hazırlıyoruz. Evet. Senarist ve yönetmen Türkiye'nin ve dünyanın en genç yönetmeni ve senaristi Turgut Er Yılmaz. Evet. 4. sinema filmini hazırladı. Yaşının genç olmasına rağmen ben kendim 14 yaşımda dükkan açtığım için, iş yeri açtığım için Erzurumlu ortağım vardı. Mustafa Günler, Erzurum İspirli Evet kendisi, abi. Kibali köyünde. Ben çok küçük yaşta esnaf olduğum için böyle gençlerin ufku açık olan gençleri kendime benzetiyorum. Onlara bir abi şart, bir baba şart. Biz bugüne kadar bir abi bir baba bulamadık ama onlar çok şanslı. Ben bu delikanlıyı görünce kendimde onu gördüm ve elimden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyorum. Çok güzel. Abi orada Eymür'de doğup İstanbul'a gitmesin değil mi? Tabii. İlkokulu 5. sınıfa kadar İstanbul Eymür köyünde okudum. Sanat okulunu İstanbul'da okudum. Yani 78'de İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'e gezmeye geldim. Abimin yanına Nihat Kahraman. 79 yılında da ilkokulu bitirdim, İstanbul'a geldim. Zaman Evet. zaman Ordu'ya gidiyorum. Artık İstanbul'da ikamet ediyorum. Ordu'ya Peki yalnızca gezmeye. ilk hangisiydi abi? Sinema mıydı, müzik miydi? Müzik mi sinema? Ben şu anda ilk başladığım 82-83 yılında sinemada oynamıştım. Benim Giresun Tirebolulu bir hocam vardı. Karate Federasyonu'nun as başkanlığını yapmış. Merhum rahmetli oldu Bahtiyar Göbelioğlu. Evet. İlk oynadığım film Cüneyt Arkın'ın Ölüm Savaşçıları filmi. Yine karateci olarak orada bulunduk. İkinci filmim, ilk karateci filmini Türkiye'de çeviren Nihat Yiğit vardı hocamız. Evet, Nihat Aşihara. Yiğit'in iyi Aşiharacı. bilirim. Evet. Nihat hocamın filminde Ejderin İntikamı diye o filmde oynamıştım. 82-83 yılında. Nihat Ondan Yiğit'i iyi sonra biliyorum ben üzerinden ya. devam Yaşıyor ettim. mu? Nihat Yiğit yaşıyor mu abi? Nihat hocam yaşıyormuş. Adapazarı tarafında Osmanlı Tokadı adlı isimli yeni bir teknik Geliştirmiş, geliştirmiş evet. Evet. kendince. Orada sporcular yetiştiriyor. Biliyorum biliyorum abi. Ben bir dönem yakinen takip etmiştim kendisini. Sinemada da takip et. Birkaç film çevirdi o. Bir ona yakın film falan yaptı başroller. Evet, Hatırlıyorum birçok abi. filmlerde de oyunculuk yaptı zaten o da hocamız. Abi şöyle yapayım 2 dakika. Hızlı hızlı hemen geçeyim sana döneyim gene. Muhammed Genç bize hayırlı yayınlar, bayramlar diliyorum abi. Selamlar demiş. Gündoğan Songül Aktaş Almanya'dan hayırlı bayramlar, iyi yayınlar demiş. Vedat Genç komutanım iyi yayınlar demiş. Tamam ses geliyormuş şimdi. Ses de normal yok. Normal. Öznur Aktaş iyi bayramlar. Bahri Semra Bayram. Kardeşler ekmek fırını. Bayramımız mübarek olsun demiş. Teşekkür ettik. Güven Gündüğ hayırlı bayramlar. Fatsalı Fahrettin selam mutlu yayınlar demiş. Hayırlı bayramlar olsun demiş. Birol Genç. Genç Turizm Birol Genç. Selam bayramınız kutlu olsun demiş sevgili Birol abi. Muammer Özcan komutanım selamlar demiş. Mehmet Aksu hoş gelmiş kardeşim demiş. Oktay Ustam tanıyamadım demiş.
Oktay abi evet. Muammer abi. Ben de bugün görünce tanıyamadım. Gayet bu tıraş bir film için hazırlama mı abi yoksa? Şimdi dizi için hazırlık, yeni bir dizi projesi başlayacak. Şimdi sanatçılar, oyuncular sürekli kendini yenilemeli diye düşünüyorum. Benim bu kendi düşüncem. Evet abim. Yönetmen ne yazarsa, ne karakter. Ben zaten oynadığım filmlerde, mesela örneğin bazı arkadaşlar tek komedi ise komedi oynar. Hani tiyatro vardı diye bazen tiyatro oyunları, Bin Bir Surat misali. Evet. Benim üstlenmediğim misyon karakteri yok oyunculuk adına. Ben çok uzun yıllar tiyatroda yaptım. Ayla Alzan Hoca'dan akademi dersi aldım. Yani bu şekilde çalışmalarım devam ediyor. Ben seni hep nereden hatırlıyorum biliyor musun Oktay abi? Vodafone reklamlarında esnaf, havaya zıplayan esnaf var ya. Bak Evet, evet. oradan hatırlıyorum. Şöyle yapalım abi. Hacı Poyraz hocam selamlar, iyi yayınlar Bülent Aksoy komutanım demiş. Samsun Çarşamba'dan selamlar demiş. Fatsalı Fahrettin, Oktay hocaya başarılar dilerim komutanım demiş. Sizlerin sayesinde böyle değerli Oktay hocamızı tanımış olduk demiş. Mehmet Aksu, daha önceden Face'le beraberdik. Sonra Face gitti. Çoktan beri takip edemiyorum demiş sizi. Konumunuza da selamlar demiş Hacı Poyraz hocam sizin için. Muammer hocam, Oktay usta komutanım sizin sayenizde tanıdım demiş. Estağfurullah. Ben de o zaman aslında Oktay abi tanımıyordum ama takip ediyordum. Göçükçü olduğunu biliyordum. Bana bir usta lazım dedim. Muammer abi. Dedim ki ya ben takip ettiğim bir göçükçü Oktay ustam var Ulubeyli. Muammer abi oraya gider misin dedim. O vesileyle oldu. Sevgili Mehmet Öztürk abeyim, İyi akşamlar, bayramınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ettik. Selçuk Tokgöz iyi akşamlar demiş. Muammer Özcan, benim arabanın da iyi bir ustaya ihtiyacım vardı. Teşekkür ediyor komutanım demiş. Biz teşekkür ettik abi. Ben Ermin kardeşim. Herkese hayırlı bayramlar. Yayına hoş geldiniz demiş. Size bizim moderatörümüz o da abi. Nebahat Işık, hayırlı bayramlar. Güzel yayınlar olsun demiş. Almanya'dan Nebahat ablam. Selçuk Tokgöz, iyi bayramlar. Semra Bacaksız, Bülent Bey hayırlı yayınlar demiş. Seyfettin Baş iyi bayramlar demiş. Neşe Akşay, hayırlı yayınlar, iyi bayramlar demiş. Yusuf Yalçınkaya iyi bayramlar demiş. Muammer Özcan çok yetenekli bir arkadaşımız, hemşerimiz, sahip çıkalım demiş. Kesinlikle. Yani şimdi değerlerimizi alıyoruz. Elbette sahip çıkalım. Zaten burada amaç, maksat, gaye Ulubeyliler birbirini tanısın. Amacımız, gayemiz, maksadımız. Şimdi bunları konuşacağız sevgili abimle. Ümit Akbaba, sevgili Ümit Akbaba demiş ki hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Tüm hemşerilerimizin Ramazan bayramını en içten dileklerimi kutlarım demiş. Değerli Oktay Kahraman abime selamlar ve saygılar sunarım demiş. Ümit Akbaba, Bayrampaşa Ordular Dernek Başkan Yardımcısı. Hacı Poyraz, tüm dünden Ulubey'de hayat yönetici üyelerine, tüm Ulubeylere sağlık ve mutluluklar dilerim demiş. Nice bayramlar diliyorum demiş. Şöyle bıraktık sevgili Oktay abi. Toplam kaç film oldu abi? Geçti, dün söylemiştin. Yani ben şöyle söyleyeyim, inanın artık sayısını unuttum. Yani hakim, doktor, savcı, iş adamı, mafya, pazarcı, tamirci, esnaf, komutan, polis, asker, sivil polis, mafya, uyuşturucu baronu, cin. Cin oldu mu abi? Tabii. Ondan sonra ben şöyle söyleyeyim, özellikle komutanım. İki tane Facebook sayfamı şikayet üzerine patlattılar. Evet. Yani çok büyük şikayetler aldım. Nedense spam atıyorlar yeni eserimize. Hemşerilerime şunu duyurmak istiyorum. Bıktım be Hayır abi. hemşerim. Bıktım be hemşerim isimli eserimiz her telden Oktay Kahraman. YouTube kanalıma abone olsun, like atsınlar. Artık dünyada 194 ülkede dijital platformlarda şu anda satışta. İkinci Bıktım be. klibim geliyor. Yaram içeriden yine 3-4 serisi devam ediyor. Yönetmen Turgut Er Yılmaz yine. Evet. Kahramanlar yani bir kaportacının aslında bu işlere el atması belki birilerini rahatsız edebilir ama neyse önemli değil. Rahatsız olan olursa ordudan ıhlamur çayı getirtiririz. İçine biraz aspirin koyar, karın ağrısını Peki abi. geçirtiririz. Güzel olur. Şöyle yapalım o zaman Oktay Şimdi, abi. Hazır bağlama da yanındayken bir hemşerilerimizi sesimizi duyuralım mı? ilk ben bıktımı açayım bir onu bir dinletelim ki
Tamam. Buyurun. Abone olsunlar, like atsınlar. Artık bu eserler komutanım bizim değil. Biz okuduk, bizden çıktı halkımızın. Evet. Halkımız severlerse baş tacı, sevmezlerse yine baş tacı. Evet, müziğimiz sizlerle. Geliyor mu ses? Bakalım uzaktan gelirse yaklaştırırız abi. Ses çok uzaktan geliyor. Turgut. Şeyim ben, bıktım da hemşerim.
Evet, bıktım be hemşerimin tanıtım klibiydi bu. Klip yayında zaten ama biz bu platformdan böyle bir tanıtım yapmış olduk. Sevgili Turgut bize cep telefonuyla bu parçayı izletmiş oldu. Değerli dostlar, bu parçayı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Hatta bu platformdan da dijital platformlarından da izleyebilirsiniz. Satın alabiliyorlar. Apple satın... şu anda iPhone Apple satıyor. 1 lira. iPhone'dan ve Apple'dan 1 liraya bu müziği alıp dinleyebilirsiniz diyelim. Oktay abi, benim unutamadığım bir film diyebileceğiniz bir film. Fatma Gül'ün Suçu Ne? Orada oynadınız mı? 4 bölüm. Cezaevinde saz çalıp türkü söyleyen benim. Evet, Fatma Gül'ün Suçu Ne? Güzel. 40, 41, 42, 43. 41, 42, 43. Yeni versiyonu değil mi? Beren Saat'le olan versiyon. Evet. Beren Saat'le evet. Olan versiyon. Evet. Beni Unutma Çiçeği, Evlerinin Önü Mersin. Bu şey dizi olarak kaç tane abi? Hemen hemen her dizide oynadın büyük ihtimal. Şimdi tabii. Yani ben her ay 3-4 tane daha teklif geliyor. Lakin benim hiçbir yerde yardımcım olmadığı için burada benim yani şimdi ben çalışırken beyaz önlük giyiyorum. Zaman zaman görüyorsunuz. Boyasız göçüğü yetiştiremedim. Kimse yetişmiyor, çalışmıyor. İş yerim baktım gidecek. Onun için önce ekmek. Çünkü ekmek olmayınca beni ne siyasetçiler tarafından, ne belediye başkanları tarafından, ne iş adamları tarafından destek görmediğimiz için ben birkaç sorumlu olduğum alanlar var. O insanlara ben bakmak zorundayım. Onun için çalışmazsam hiçbir şey yapamıyorum. Ben evet, hem kaporta yapıyorum, boya yapıyorum, boyasız göçük yapıyorum. Hem film, türkü, klip, diziler gibi bu şekilde ülkemi dünyaya tanıtmanın peşindeyim. Peki abi, hangi televizyonlarda şov yaptın abi? Hertel'den Oktay Kahraman diye bir şov programı vardı. O program benim kendi programımdı. Kanal 34'te. Kanal 34. Hemşehrimizin ilk internet kanalı açmıştı bundan yaklaşık 10 küsür yıl önce. Orada bir program yapmıştım. Yine sponsor bulamadım. Bir ay yaptım, bıraktım. Sponsor sıkıntısı var. Evet. Yani şimdi anladım. O programları yapınca çalışamıyorsun diye. Çalışamadığın zaman da belli giderlerin var. İş yerinin kirası var. İşçi parası var. Yani bizim zaten en büyük sıkıntımız şöyle söyleyeyim ben. Dünyaya mal olmuş sporcular, oyuncular, sanatçılar, tiyatrocular hep İş adamları tarafından desteklenir. Şimdi evet. Kimse desteklemeyince mecburen ne yapacağız? İşine geri dönmek zorunda kalıyorsun. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Çoluk çocuk okuyor. Yani. Evet. Bir tane abi. Oktay kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Olsun abi. Biz, benim tanıdığım Oktay Kahraman çok renkli. Diyorum yani 10 parmağında 11 marifet olan bir ağabeyimiz. Yani Allah en azından olsun. Şu tamam. Kısa süre içerisinde gördüğüm öyle bir
Öyle bir durum yani. Şöyle yapalım, bir canlı müzik alalım abi senden. Olur mu? Ben o zaman size bir sürpriz yapayım. Tamam abi. Ne geliyor bakalım. Tabii canlı Tamam. yapalım. Tamam abim, hay hay.
bir Fatiha oku bari bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Bir Fatiha oku bari bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Abi yüreğin dert görmesin. Allah razı olsun. Şöyle ben yapalım. Ben buradan öncelikle dünden bugüne Ulubey'de Hayat Var programını hazırlayan, sunan komutanıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim abi. Bizi izleyen hemşerilerimizin hepsinin mübarek diyelim Ramazan Şerif bayramını kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Hastalarımıza şifa diliyorum. Kader mahkumlarına sabır diliyorum. Yaşayanlarımızın da tekrar büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden bayramlarını kutluyorum. Şeker tadında olsun, her şey gönüllerince olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz sevgili Oktay abi. Şöyle yapalım. Çok güzel yorumlamış demiş biraz önceki şeyi. Bıktım be hemşerimi, sevgili Muammer Özcan. Selçuk Dokgöz demiş ki ben İzmit'ten izliyorum Bülent abi demiş. Cemil Temiz abeyim, hayırlı yayınlar diliyorum size ve konuğunuza selamlar demiş. Sevgili Ümit Akbaba, Oktay abi yüreğine sağlık demiş, bizi alkışlamış. Muammer Hocan süper bir yorum demiş, yorum için. Yüreği güzel insanlara başarılar diliyorum demiş sevgili Muammer abi. Yüreğine sağlık Oktay Hocam. Sanki Neşet Ertaş tarzı var gibi maşallah. Başarılar dilerim. Fatsa Söz Gazetesi İstanbul temsilcisi. Bölge temsilcisi. Türk Halk Müziği sanatçısı Fatsalı Fahrettin'im ben demiş. Sevgili Fatsalı Fahrettin. Size selam olsun. Diyorum. Sevgi olsun. Bayramı tekrar tekrar kutlu olsun. Allah razı olsun. Muammer abi demiş Oktay Hocam bir canlı parça daha isteriz demiş. Tabii. Yüreğine sağlık demiş. Çakmak Gündoğ muhtarım Doğulu'dan. İyi bayramlar, iyi yayınlar Bülent Bey demiş. Sevgili muhtarım teşekkür ettik. Çatallı Mahallesi muhtarı da Serkan Öztürk abim demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Konuğuna ve sana selamlar, başarılar demiş sevgili Serkan abi. Mehmet Aksu çok yönlü bir kardeşim demiş sizin için. Filiz Güler Özdemir Hanım demiş ki iyi yayınlar, herkesin bayram mübarek olsun. Nice bayramlara teşekkür ettik Filiz Hanım. Oktay Ustam çok çalışkan bir insan. Gece saat 12'de arabayı geldi benden dedi, aldı dedi Muammer abi. Doğru. Hatta şöyle, Muammer abinin şu anda haberi yok. Onu o zaman çifte bayram yaptıralım mı? Yaptıralım abi. Yaptıralım değil mi? Peki. Varsın. Varsın. Allah'a kabakçısı sevinsin biraz. Muammer abinin arabası şu anda bitti. Evet. Pastasını yaptım. Rutuş. İki parçasını sökeceğim. Ufak tefek kontrolleri kaldı. Belki de yarın akşam götürüp vereceğim arabasını. Onun haberi yok. İnşallah. Muammer abi duydun. Sevgili Mehmet Aktaş bizi izliyor. Hayırlı yayınlar diliyorum sayın komutanım demiş. Sevgili Mehmet abi. Evet değerli dostlar yarın akşam da gene bu saatlerde sevgili Ünal İnan, Mehmet Aktaş bizlerle olacak. Cumartesi akşamı sevgili Durmuş Yılmazer bizde olacak. Cumartesi akşamı yalnız 6.30-7 arası hemen önden bir tanıtım yapayım. Küpkaya Kanyonu'ndan canlı bir yayın yapacağız sevgili Fedai Bayram'la. Başta Oktay Kahraman Bey olmak üzere tüm grup üyelerinin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum. İyi bir program olmasını diler. İkinize de başarılar dilerim demiş Seyfettin Şener bizim grubumuzun yöneticilerinden sevgili Seyfettin abi. Osman Şener Almanya'dan demiş ki selam beyler iyi akşamlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Herkesin bayramını kutlar. Benim de isteğim arkadaşımdan aynı düşünce anladım. Senin kıymetini mümkünse anam senin kıymetini bilemedim. Mümkünse seslendirebilir mi demiş. Osman Şener abim Almanya'dan. Böyle bir parça var mı repertuarda onu bilmiyorum sevgili abim. Oktay abiye sorarız. Şimdi anamla ilgili bir eser ben okumak isterim. Şimdi, tamam abi. Tabii elimi alınca bir ne eserse onu söyleriz tabii baş tamam. Almanya'da göndermiş oluruz sevgili Osman Şener abime. Tabii. Çiğdem Özdemir Ergün herkesin bayram kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum demiş. Vedat Genç abim demiş ki ağzına sağlık Oktay abi demiş sevgili Vedat abi. Oktay Kahraman abimin yüreği güzel demiş Ümit Akbaba. Muammer Özcan, ben teşekkür ederim hocam demiş, ustam demiş. İznimde hala geçerli mi ustam demiş. Muammer tabii, Özcan. Tabii. Geçerliymiş. Kahramanlar,
yapım şirketi, ben Kahramanlar yapım şirketini kurdum. Evet. Bahsettik ya, o şu anda bizden izinli. Zaten çalışanımız gözüküyor. İzni geçerli. İzin geçerliymiş sevgili Muammer abi. Ünal Gümüş hocam Akpınar'dan demiş ki konuğumuz Oktay Kahraman'a ve size iyi yayınlar dilerim. Bayramınızı kutluyorum demiş. Sevgili Ünal Gümüş hocam biz de kendisine teşekkür ettik. Sevgili Ünal abi. Abi şey var mı hiç? Albüm veya kaset var mı? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. 1998 yılında ben çok eskide bir dernekçi olduğum için çok eski bir dernekçilerdenim. Evet. Bizim köyümüzün derneği vardı. Emir köylülerin arkadaşlar feshetti sonradan. Ben şunu söylemek istiyorum özellikle unutmadan. Deli Kız Vurma Avcı diye eserimiz. Lakin sanatçı, oyuncu kolay yetişmiyor. Ben Evet. her zaman şunu istedim. Birçok dernek başkanı benim komutanımın şu anda yapmış olduğu işi keşke yapsalardı. Onlar da güzel işler yapıyorlar ama şu anda ben sizleri saygıyla kutluyor, tebrik ediyorum. Önünüzde eğiliyorum. Neden biliyor musunuz? Estağfurullah, estağfurullah değerli abim. Yaradan Allah'ın ilk kelamlarından bir tanesi önce oku, sonra sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınız. Ben hemşerilerimin veya diyelim ki bir dostumun arkadaşımın sayesinde tabii öncelikle nimeti veren yaradan Allah ama kulu Allah vesile yaratmıştır. Bir kul bana sebep olup da akşam olunca evime koltuğumun altına bir ekmek sıkıştırıp da gidiyor isem buna sebep Estağfurullah. olanlardan Allah 1.000 kere razı olsun diyorum. Ben her zaman şunu istedim. Bu içimde bir ukde oluştu. O ki bu programı bütün hemşehrilerimiz izliyor. Ben köyümden, derneğimden böyle bir çalışma yapıp da derneğimin sayesinde buralara gelmek isterdim. Tuttum, ilçemin derneğiyle bir zamanlar hareket ettim. Dedim ki, çünkü şu, biz toplumcu olmamız gerekiyor. Toplum önderlerinin bize abilik. Ben dedim ya şimdi, Turgut Er Yılmaz bir Kocaeli'li İstanbul doğup büyüme, Evet. hemşehrim falan değil. Ama ben istedim ki köyümden bana destek çıksınlar ki yani şu dernek bu adamı buraya getirdi desinler. Birlikte olalım. Evet. Söylensin. İlçemin derneği tutsunlar beni desinler ki bak işte dernekçilik budur. Efendimesi olmadı. Tuttum Ordular Derneği. Ordular Derneği'ni ilk kuranlar Cafer Gümüşsoy. Benim köylüm akrabam. Allah rahmet eylesin. Ben çok eski bir dernekçiyim. Ben derneklerin çok 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 özür dileyerek söylüyorum. Siyaset nereye girdiyse dernekçiler o taraflara gittiği için işte sanatın, türkünün, sanatçının, tiyatrocunun derneği olmaz. Siyaseti olmaz. Sanat, türkü, kültür, tiyatro oyunları halkın insanıdır. Ben buna da karşıyım. Halk insanlarına dokunmayın. Çünkü onlar burası gönülden, beyinden direkt yaradan Allah'a bağlı. Herkes türkü söyleyip yorum yapamaz. Mustafa Evet. Kemal Atatürk'ün sözü var. Her şey olabilirsiniz ama Sanatçı sanatçı olmasın. asla Evet. olamazsınız. O başka bir şey. Ben sizi tebrik ediyor, kutluyorum. Ama Estağfurullah. ondan sonra sinemadan çok arkadaşlarım çağırıyordu. Dernekleri çok uzun yıl oldu bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. Çünkü ben kaportacılık yapıp da birçok derneklere sürekli aidat verip peşinde koşup daha sonradan da çok detayını açmayayım. Anladım İşte anladım abi. kendi adamına bir evladını babası reddederse ona herkes babalık yapar. Dışarıdan gelen insanları şimdi kervan yola çıkınca biraz çok konuşuyorum. Affedersiniz, affınıza sığınıyorum. Estağfurullah. Kervan yola çıktığı arkadaşlarını yolda bulduklarıyla değişirse sonradan hedefe ulaştığında veya hedefine ulaşamaz. Ama Evet. yol arkadaşlarıyla birlikte kendini de yolda düzeltirse o kervanı da yolundan kimse döndüremez. Evet. Oktay Kahraman ismi bugün sizin isminizdir. Köylümün ismidir. Hemşehrilerimin ismidir. Dava arkadaşlarımız bizi bıraktılar ama ben asla yılmadım. Bugün sinemanın gövdesine elimden geldiği kadar damgamı vuran mesleğimde prof diyorlar. Şimdi beyaz Evet. doktor ünlüğü giyen
beste yapan, şiir yazan, tiyatro yapan, şu anda kendi film şirketini kuran, efendime söyleyeyim, uluslararası evrensel birlik, beraberlik ve destek projesi adı altında Hollywood ve Bollywood filmine imza atmaya çalışan bir hemşehriniz, efendime söyleyeyim, Amerikalı, Hindistanlı ve Tokyo'lu oyuncularımız var. İşte bunu bir kaportacı, ben kaportacıyım nereye gidersem gideyim. Çünkü aslını inkar eden haramzadedir komutanım. Evet. Ben Ordu ili, Ulubey ilçesi, Eğimür köyü, Sarıtaş mahallesinden babama namı değer Davulcu Hüseyin derler. Babamın yapmadığı iş yoktur. Marangoz, soba, flüt, kaval, davul, süpürge gibi ev yapar. Galiba biraz ben de babamdan bir şeyler almışım Evet, gibi. sanatçılık oradan anladım. Şimdi sevgili dostlar şöyle, şimdi Oktay az bir sayı değil. Oktay abi bir sinema emekçisi. Yani bunun ötesi berisi yok. 300 küsür filmde oynamak hani bu şey yapılamaz, yatsınamaz. Yani 200 250'yi aşkın 300'e yakın bir filmde rol almış bir ağabeyimiz. Gerçek manada bir irili ufaklı, gerçek manada bir sinema emekçisi. Bir sürü Kurtlar Vadisi'nden tutun da Fatma Gül'ün Suçu Ne'ye kadar. Birçok sinema şey dizi filmde rol almış. Ve aynı zamanda birçok show programı yapmış. Birçok reklam filmleri rol almış. Hani aslında aşina olduğumuz biz. Bakmayın şimdi siz uzakta bıyıkları aşağı doğru çevirmiş bir dizi film için bir saçını falan topladı. Böyle yakışmış da bu arada. Söyleyeyim değerli abim. Gerçekten o saç topuzu falan da yakışmış. Bir ağabeyimiz. Evet, Hani komutanım, bir sanat lafını emekçisi. kesiyorum. Özür dilerim komutanım, lafını kesiyorum. Biz Metehanların, Cengizhanların torunlarıyız. Mecburuz bunu bırakmaya. 25 bin Güzel. yıla dayanan bir Türk soyunun torunlarıyız biz. Şeyde Geçmişin dizide böyle bir rol demişsin abi. başımın tacısınız. Kahramanlar yapım şirketi zaten benim değil ki. Benim soy isim kahraman ama sizin şirketiniz. Yok yok onu anladım. Dizi filmde bu rol böyle bir rol demişsiniz. Tabii Tarihi bir tabii film tabii bu. tabii. Evet. Bak tabii. Karakter bu. Evet. Böyle bir İlk defa karakterle. da bu imajı size gösterdim. Teşekkür Sosyal ettim. medyada bakın bulamazdınız bunu. Bugün. Güzel. Güzel oldu. Böyle bir ağabeyimiz, bir sanat emekçisi. Artık sinemayı, müziği geçtim. Komple bir sanat emekçisi diyeyim kendisine. Böyle gerçekten bir sanat emekçisi, bir ağabeyimiz. Kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışmış. Neyle? Bu arada kendi mesleğinde, yani ilk mesleği olan kaportacılıktan yapmış bunları. Yani o mesleği Evet. terk etmemiş. Ve orada da hakikaten camiasında tanınan, hatta dediği gibi, kendisinde dediği gibi, ben şahidim buna, prof lakaplı bir unvanı var. Göçük çok da usta dediğiniz zaman işte bu hani doludan moludan arabalara göçük möçük işte onların sanatkar Oktay abi. Hani her türlü göçüğün ama Komutanım. özellikle bu dolu molu muhabbet olunca göçük çok da ustayı da bulun bu arada. Yani gözünüzde arkada kalmasın. Öyle bir ağabeyimiz. Kendini birçok alanda gerçekleştirmiş. Biz de istedik ki Oktay Kahraman Ulubey'in çocuğu. Ulubey'in evladı. Ulubey bilsin. Muhakkak Ulubey biliyor. Elbette biliyor ama bu kadar teferruatını kimse bilmiyordu. Aynı zamanda dediğim gibi karate hocalığı yapmış. Karate federasyonunda da bu içerisinde görevlerde bulunmuş falan. Değerli de bir ağabeyimiz. Yani renkli bir kişilik, renkli bir sima. Tanıyın istedik. Kendi çabalarıyla işte o kabarodan kazandığını da sinemaya yani sanata yatırmış bir ağabeyimiz. Öyle söyleyeyim yani. Hem çocuklarını okutmuş hem de onu sanata yatırmış. Hatta bir ara kendi dükkanında ben takipteydim yaptığı Yeşilçam söyleşileri vardı. Evet, devam ediyor. Yayınlanan. Her yıl Yeşilçam oyuncularını burada ağırlıyorum. Evet. Onlardan icazet alıyorum. Ben bir hemşehriniz olarak yani düşünebiliyor musunuz? 60 yıllık oyuncular geliyor burada. Hemşehrinizin mekanında yiyor da içiyorlar, sohbet hasbihal edip dağılıyoruz. Evet. Böyle bir Yeşilçam serüveni var. O insanlar toplanıyorlar. İşte Yeşilçam en figürasyondan tutun önemli Tabii. rollerde oynayan, başrollerde oynayan işte Engin Çağlar'lara kadar. Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi abi? Onu da Evet, gördüm Engin herhalde. abilerle sürekli görüşmelerimiz var zaten. Açılışlarda, kapanışlarda, film galalarında. Yani Bir orada oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, Yeşilçam'ı konuşuyorlar. İşte bağlamayla müzik yapıyorlar falan. Böyle güzel bir ambiyans yakalamış kendine değerli abimiz. Biz de bu ekranı kimlere açmadık ki? Neden Oktay abiye açmayalım? Hani bu şey değil, bizimki bir aslında tevazu değil. Yapmam gerekeni, yapılması gerekeni yaptık biz sadece. Hani sağ ol biz komutanım. hani çok büyük de bir şey yapmadık. Bir gün bir gene bu ekrandaydı. Sevgili Muammer abi yazmıştı.
Ya bana bir kaportacı lazım. Ben de dedim Okka'ya bir daha hiç tanımıyordum o zamana kadar. Ama takip ediyordum. Tanımıyordum ama takip ediyordum. Dedim ki ya bizim Göçükçü Oktay Usta var. Numarasını mesaj attım. Aa, bana numaran lazım, sana birini yönlendireceğim. Ha böyle bir şey olursa sevgili Oktay abiyi yönlendirebiliriz. Hemşehrilerimiz arabaların kaporta problemlerini, göçük problemlerini Oktay abiyle çözebilirler. Çok gevezelik yaptık. Biliyorum müzik bekliyorsunuz. Oktay abiye bırakıyorum sözü. Bize yine güzel bir türkü söylesin Oktay abi. Anayla ilgili ve buradan biraz dertli olacak ama Neşet Usta'nın bir anam türküsü vardı. Allah kendisini gani gani rahmet eylesin. Kendini çok sevdiğim insan. Biz her zaman sanatçılar, ben her zaman şunu söylüyorum. Benim bir abim vardı Şükrü Altınel diye. Hep çok güzel bir sözü var. Bazı ülkelerin yasalarını sanatçılara bırakılsalar ülkelerde yaşam daha kaliteli, daha güzel olur. Neşet Ertaş konserlerden aldığı parayı fakir fukaraya, gariplere her zaman elektrik parasını, su parasını, pazar parasını, asker bakımını üstlenen bir insan iddir. Allah bana da onu nasip etsin. Hemşerilerime de şöyle bir sevinecekleri haberi söyleyeyim. Ben bu Beni Kendinden Koru sinema filminin ordu izni alındı. Kültür Bakanlığından geçti. İstanbul, Ankara, Artvin'e, Giresun'a gönderdik. Buradan tabii biz dinleyenler olursa, bunlar sponsor Evet. çalışması, böyle bize destek olmak isteyenler de olursa, bana kalsa ben Ordu'da çekmek istiyorum. Çünkü Ordu çok güzel bir şehir. Ordu bence dünyanın kalbinin attığı yaylasıyla, akarsuyuyla, kanyonuyla, gölüyle, şenlikleriyle, deniziyle, fındığıyla birçok kültürü bağrında yaşattığı için ben memleketimin daha ön plana çıkmasını istiyorum. Onun için destek verirlerse bize bu anlamda da çok sevinirim. Bana ulaşsınlar bir şekilde komutanım sizlerin de aracılığıyla. Hatta benim niyetim de şu var. Ordu'da tiyatro yapmış insanları ön plana çıkarmak için. Çünkü örnek veriyorum. Konuyu biraz uzatıyoruz ama benim Estağfurullah abi. yazdığım Melek Irmağan'a bir eser yaptım. Ben bu eseri aslında Melek Irmağan'da çekmek istiyorum bunun klibini. Şu Ordu'da Dilber gördüm. Ordu'da çekmek istiyorum. Ordu'nun yapısında şu Ordu'nun kızları yani efendime söyleyeyim Dilber isimli hep bunlar Ordu türküleri. Ordu'da çekip Ordu'nun kültürünü daha ya dünyaya tanıtmak istiyorum. Düşünebiliyor musunuz? 194 ülkede bunları ben klibini yapıp hem dijitale hem de normal YouTube kanalıma şimdi bir de televizyon kuracağım internet üzerinden. Evet. Yani bunu sizin içinizden yani benim değil biz varız. Çünkü bencillik şeytana yakışır. Kahramanlar ismini onun için koydum. Burada herkes söz sahibi destek çıkarlarsa sevinirim. Bakalım şimdi dünyanın her yerine bir türkü gönderelim. Ne gidiyor? Çevir.
dert beni bitirir. El çek tabibim, el çek benim yaramdan. Ölürüm kurtulmadan ben bu elçek tabibim, elçek benim yaramdan. Ölürüm kurtulmadan ben bu sağlık abim. Yüreğin dert görmesin. Almanya'ya da gitsin. Selam olsun bütün dinleyenlerimize. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Da Allah gani gani rahmet eylesin. Ne güzel eserler amin. Yazmış, yapmış. Evet. Biz çıraklarına bırakmış. Bizler de böyle onları havalandırmaya çalışıyoruz. Ne güzel değil mi? Ne güzel bir gönül değil mi abi? Tabii. Ne anlamlı. Nasıl, değil mi? Ne yürek, o nasıl bir yürektir? Ne güzel bir ya. Gönüldür değil mi? Ya. Ne güzel yazmışlar. Şimdi hocam. Şimdi de yapalım abi. Tabii, Durmuş Yılmazer. Sevgili Durmuş abi. Bülent Bey, Oktay kardeşimle şu anda yapmış olduğunuz canlı yayında güzel yayınlar dilerim demiş. Osman Şener abim demiş ki Bülent herhalde yazıda hata var. Ayrı düşünce anladım anam senin kıymetini o şarkıyı demiştin demiş. Buradan bir bu anne türküsü Osman yok, abi. Ben o bende yok şu anda onun için söyleyemedim. Tamam. Tayfun Taş iyi bayramlar abi iyi yayınlar diliyorum demiş.
Muammer Özcan demiş ki tamamdır yarın akşam görüşürüz ustam demiş. Sevgili Durmuş Yılmaz Er demiş ki dünden bugün Ol Bey de hayat üyelerimizden hayırlı bayramlar diliyorum. Vedat Genç teşekkür ederim demiş, ümidim demiş. Çiğdem Özdemir Ergün. İyi akşamlar abi. Kader vurdu. Bu canıma ciğerim yansın türküsünü söyler misin abi demiş. Çiğdem Özdemir Ergün. Sebahat Karaca hayırlı yayınlar. İyi akşamlar diliyorum. Oğuzhan Yeşilyurt hayırlı akşamlar. Antalya'dan selamlar demiş. Muammer Hocam tanıdıkça yanılmayacağınız bir hemşerimiz. Tanımanızı isterim. Göçükçü Oktay Ustay demiş. Ben de Teşekkür katılıyorum. Değerli dostlar Oktay abi kıpır kıpır bir adam. Burada nasıl kıpır kıpır? Gerçek hayatta da öyle. Yani şey yok böyle yerinde durabilecek bir hani şöyle bir yere otur da ya bir usludur diyeceğiniz bir tip değil. Öyle söyleyeyim yani. Böyle kıpır kıpır hareketli. Bir bakmışsınız orada bir bakmışsınız orada. Kaportayla dans eden bir ağabeyimiz. Söyleyeyim. Sana çok teşekkür ederim komutanım. Estağfurullah ne demek abicim? Biz ordular olarak tek eksiğimiz birbirimize sahip çıkamıyoruz. Bunu da bir becerebilsek çok daha iyi olur. Umarım oluruz. Bu da biz orduların işte zafiyeti olsun diyelim. Bu birlik beraberlik. Bu bizim bir evet zafiyetimiz olsun diyelim. Olacak. Zamanla oturacak. Zaman değişiyor artık. Gördüğünüz gibi dünya kocaman bir köy. Küçük bir telefon cep telefonunda ben Edirne'den, Oktay abi İstanbul'dan, Ulubey'de buluştuk. Bu böyle yani zaman değişiyor. Birbirimize elbette mecbur sahip çıkacağız. Çıkmak zorundayız. İstanbul'da yaşıyorum. Ordu Ulubey Kumanları Mahallesi'nde büyüdüm. Abi bir şekilde bana gelsin demiş. Hay hay kardeşim. Sana gelsin. Bundan sonraki parçamız Çiğdem Özdemir kardeşim sana gelsin. Bundan sonra söyleyeceğimiz parça. Bir insan bu kadar gurur duydum. Ağzına yüreğine sağlık Oktay abi demiş. Sevgili Vedat Genç. Buradan herkese duyurmak istiyorum. Bu birlikteliği tek Ordu Spor'da başlayalım. Eski Ordu Spor'a kavuşalım. Eski Ordu Peki Spor ben bir var şey mı? daha söyleyeyim. Unutmuştum bak. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İki versiyonda okudum. Bir Bankasya'ya çıktığında Ordu'nun Aslanları diye YouTube'a yazın. Bankasya'yı da okudum. Birinci Ligi de okudum. Ordu'nun Aslanları diye eserim de var. Ben daha size ne yapayım? Size YouTube kadar yakınım. Bir tık kadar. Yani Evet. herkesin kapısını bu kaportacı, göçükçü çalıp da alo. Ben geldim. Ordu Spor'a beste yaptım. Dinleyin mi diyeyim abi? Ve Oktay Kahraman'ı takip edin. Bülent Komutanım'ı Evet. takip edin. Her yerden haberiniz olur. Oktay Kahraman'ı takip edin. Evet, Oktay Kahraman renkli, gerçek söylüyorum. Ulubey'in en renkli simalarından bir tanesi. Ulubey'den çıkmış en renkli simalardan bir tanesi. Sevgili Oktay abi. Bunu çok tüm samimiyetimle söylüyorum. Komutanım, Fatma. bak komutanım. Gerçek söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Biz daha filme başlamadık. İzinlerini daha yeni alıyoruz. Amerikalı oyuncu Damhan'ın şu anda çekimleri yaptı. Selfie'leri bize gönderdi. Oktay Kahraman böyle bir Ulubeyli kaportacı. Ben size daha ne yapayım? Ne güzel. Çok güzel abi. Karşılamanızı yaptım. Melek Irmağınıza türkünüzü yaptım. Ordunun yapısı, ordunun kızları, ordunun yiğit mert delikanlıları. Bu ordular daha başka ne istiyor? Ne yapayım size? Amerikalı oyuncuyu orduya getireyim diyorum. Melek Irmağına getireyim diyorum. Ulubey'e getireyim diyorum. Benden daha ne istiyorsunuz? Bunu hangi bir siyasetçimiz yaptı üstlenebildi? Peki abi, şöyle bir şey sorayım sana. Burada tüm açık yürekli. Oktay sen maceracısın diyen oldu mu hiç sana? Yok. Vallahi Olmadı değil mi? olmadı. Olmadı değil mi? Olmadı. Bu güzel. Eğer böyle bir diyen olmadıysa bu güzel bir olay. O yüzden dedim yalnız. Çok teşekkür Söyleyeyim. ederim. Çünkü hani genelde böyle derler ya hani. Kardeşim meczup da diyebilirler. Maceracı da diyebilirler. Çok fazla, böyle şey çok vardır hani bizde. Şimdi Yok arkadaş yok. bir gözlemevi getirmiş Ulubey'e. Ben demiş buraya gözlemevi kuracağım demiş. Demişler ki ya bu meczup demişler. Adam getirmiş gözlemevini kurmuş. Ulubey'de. Şimdi atıl olarak duruyor. Yani ona da sahip çıkılmadı. Öyle duruyor. Değerli bir ağabeyimiz. Onu da bir akşam yayına almıştım ben. Sordum, ona da sordum bu soruyu. Abi senin için vallahi dediler komutan dedi ya. Bu deli dediler benim için dedi. O yüzden sordum ya. Hani yurt Bana da dışından diyor, oyuncu normal değil diyorlar. evet. Şöyle yapalım abi. Fatma Akyıldız ablam Almanya'dan hayırlı akşamlar konuğuna da hoş geldin diyorum demiş sevgili Fatma abla. Biz Çok teşekkür ederim. şarkınızı alkışlamış. Müjgan Gümüş Hanım hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar demiş. Aziz Aksu hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sevgili komutanım demiş. Teşekkür ettim. Viyana'dan Refik Şenel bayramınız mübarek olsun. Rabbim tekrar eriştirsin demiş. Bugün izleyicilerimizin çoğu yurt dışı. Ulubey'den çok fazla kimseyi göremedim. Bir iki muhtarımızı gördüm. Ama genelde yurt dışı. Bir de Durmuş Yılmazer'i görüyorum buradan. İlhan Akbaş komutanım burada. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz demiş size abim. Durmuş Yılmaz Er bizim şu ses sanatçısı olan arkadaşımız değil mi? Evet. Durmuş abi o. Çok güzel, çok değer. İşte ben şöyle söyleyebilirim. Gerçekten Durmuş Bey Ordu'nun pırlanta sesli bir insanı, pırlanta yürekli bir insanı ama işte dedik ya, bizim sıkıntımız birbirimizi tanımamamız, birbirimize evet. sahip çıkmamamız. Durmuş Bey, ben de ses sanatçısıyım ama bir muhteşem bir insan. Evet. Muhteşem bir ses. Abi şöyle diyorum. Şimdi sizi tanıdığıma ben çok mutlu oldum. Bak bunu söyleyeyim. Neden? Şimdi bunu da söyleyeceğim. Ben yanlış bir şey, yanlış bir insanın peşinden gitmem. Şu kelimeyi duyduktan sonra daha bir farklı oldum. Hani bunu da nasıl söyleyeyim? İyi ki sizi tanıdım dedim. Çünkü şunu da gördüm ben. Ne yazık ki bu camiada, yani sizin olduğunuz camiada, ben naçizane bir garip asker. Bu camiada insanlar birbirini çok fazla da çekememezlik içerisinde gördüm ben. Yani genelde böyle çok fazla birbirleriyle haşır neşir olmazlar. Birbirlerinin açığını ararlar. Ama siz Durmuş Yılmazer için, ben de ses sanatçısıyım ama kendisi, bu çok büyük bir kadir şinaslıktır. Çok büyük bir alçak gönüllüktür ya. Bu değişik bir duygudur. Bak bu bana çok, ben müthiş bir haz aldım şu anda buradan. Belki de kaç program yaptım bilmiyorum. Şu anda bu Facebook üzerinden muhtarlarla 100'e yakın program yapmışımdır. 100'e yakın program içinde yaptığım en büyük hoşgörü söyleşiydi. Hatta şöyle diyebilirim, direkt size programlarımın centilmenlik ödülünü size gönderiyorum diyebilirim yani. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Komutanım, bir insan eğer karşısındaki insanı sevmiyor ise, karşısındaki insanı saymıyor ise, kendini beğenmiş ise, ben böyle bir insanı insan olarak görmüyorum. Evet. Beni bensem, Durmuş Bey beni sevecek, siz seveceksiniz, Muammer Bey sevecek. Ben kendimi anlatırsam ben olamam. Şimdi ben kimim ki bir aciz, Yaradan Allah'ın bir aciz kuluyum. Kulu beğenmeyeceğim. Kulun sesini beğenmeyeceğim. Ben bir tozu bile yaratamıyorum. Ya muhakkak bak, bak ne diyorum abi, bir daha söylüyorum. Bir sürü arkadaşla beraber program yaptık biz burada. Bir sürü. Hani hepsi elbette kendisi. Ama özellikle şöyle hafiften bu özellikle İstanbul tabanına doğru girdiğim zaman bu camianın, sizin içinizde de, sizin de içinizde olduğunuz o camianın, hani böyle bir ufaktan, çaktırmadan bir işte bir tek önde olma, o geri kalanı bir, ama şu gerçekten çok hoş bir laftı ve gerçek söylüyorum, hani ben sizden bundan sonra irtibatımı kopartmam yani, açık söyleyeyim bunu. Komutanım, bu, bir, çok güzel bir laftı. Bir profesöre yani bir şeye sormuşlar, kain diyeyim, yani adamın bilmediği şeyi yok. Demişler ki yahu yani her şeyi biliyorsun, yani bu kadar çok bilginsin, kainsin. Ne yani bilmediğin bir şey var mı? Yani en çok neyi bilirsin? Yani en çok bildiğin şey. Haddimi bilirim. Abi ben çok diyorum ki, bakın benim Kamil abiyle çok büyük, Kamil Sönmez'le çok büyük sahnelerim olmuştur. Kısa olmuştur ama ben halen bugün bu yaşa geldim. 53 bitti, 54'e gidiyor. Tuğrul abi, Tuğrul Şan, Ali Rıza abi, Ali Rıza Gündoğdu, Ümit Tokçan abim, Seyfettin Tomakin, Coşkun Gök, bizim ordunun sanatçıları çok büyük değer, çok güzel ses. Ve şunu söyleyeyim, belki bunu çoğu bilmiyor ama ordunun normalde insanların hepsi sanatçı. Bakın, peki bir şey soracağım abi. Çok güzel bir laf ettin. Bir şey soracağım. Ben bu sanatçıların, özellikle Ali Rıza Gündoğdu hayranıydım çocukken. Ulubeyliydi çünkü. Müthiş. Samanlıktan kaldıramadım samanı Zühtü dediği zaman benim için akan sular dururdu bak. 44 yaşındayım. Ben, müthiş. Zühtü'nün dayağını da yedim babamdan. Ama ben ara sıra Ali Rıza abiye yazarım falan. Böyle çok onun bir ağır, okkalı bir duruşu var falan. Böyle çok fazla da yüz vermez bize ama olsun, bizim idolümüz. Bir şey, bunlar ustaydı değil mi? Bunu sakın kimse yanlış anlamasın. Ben ne haddime Ali Rıza Gündoğdu, Tuğrul Şan, Ümit, hele hele Ümit Tokçan'ı. Ümit Tokçan.
şey üstü bir ses. Eleştirmek, öyle bir haddim yok. Ama şöyle bir eksiklik gördüm. Mesela Ali Rıza abi emekli oldu, Ümit Tokcan emekli oldu. Sevgili Coşkun Gök de emekli olacak zannedersem. Kamil Sönmez Allah gani gar rahmet eylesin. Ulu Bey'in şeyi ordunun en sempatik. Peki onlardan sonra Türk sanat müziğinde Yıldırım Bekçi, Sami Aksu kim var abi? Kim gelebildi? Bunlar ustaydı. Çırakları nerede? Çırakları nerede? Bir Aydın Beyoğlu diye bir ağabeyimiz kendini parlatmaya çalışıyor. Yırtınıyor. Ben farkındayım onun yırtındığının. Bir ağırlık oluşturmaya çalışıyor. Ama ne kadar? Neden bir Latif Doğan, Latif Doğan'dan Latif Doğan kadar sesi yok mu mesela bu Durmuş Yılmazer'in? Şurada bizim ekmek fırınında çalışan Mehmet Aktaş ağabeyimiz var. Yemin ediyorum 3 kere cebinden çıkarır Latif Doğan'ı. Ünal Gümüş, Ünal İnan ağabeyim var. Yıldıray Çınar sanki topraktan çıkmış. 72 yaşında o ses öyleyse kim bilir 40'lı yaşlarda o ses. Neden çırakları yok abi? Sinema Kadir İnanır'dan başka Ordu sinemasında kim var abi? Daha yeni bir Yurdayar bilmem ne diye bir çocuk çıktı. Oynuyor dizilerde. Neden bir mesela Oktay Kahraman veliahtı olamaz mıydı? Yani çok mu hergeleydi Oktay Kahraman gibi? Neden işte bu ustaların çırakları Ordu'da olmadı diye soruyorum. Buna da cevap aramak bir Ordu olarak hakkım değil mi mesela? Değil mi? Bunlar ustaysa eğer, ustaydı ki ustalar sevgili Tuğrul abi, Ümit Tokcan. Keşke bir iki genç de kulağından çekip şöyle, böyle değil ha, şöyle kulağından kavurup böyle alıp götürselerdi. Gelin bakayım buraya deselerdi. Eşya olacaklar şurada. O TRT'nin en büyük sanatçıları değil midir? Tuncer İnan. Değil midir abi? Nida Tüfekçi, işte Yüksel Paşmakçı'dan aşağı bir sanatçı değil ki. Onlar ayarında bir Tuncer İnan ağabeyimiz var. Tarihtir. Keza Ersin Baykallar bitti. Ondan sonra kim var TRT'de? Ordulu var mı bilmiyorum ben. Yok. Pek yok. Evet. Şimdi onu ben bana sordun mu? Evet. Soruyor musun? Sordum abi. Peki. Neden dedim? Ustaların neden çırağı yok? Neden olmadı? Şimdi belli egomanyaları bizim yıkmamız lazım gençlik olarak. Ben şimdi ne diyorum? Türkiye'nin sorunu bu. Ordunun sorunu değil. Neden? Evet. İzin vermeyeceğim. Her şey belli. Bu ülke sanki bu ülkede sanatçı yetişmiyormuş gibi bu ülke oturamayan, konuşamayan, hatta eli veya ayağı tutmayan insanlar hala şov programı yapıyor. Doğru mu? Evet. Biz kendimize sormalıyız. İş nereye dayanıyor? Bir ülke idaresi var. Siyasetçilere, sanatçı abilerimizin hepsi bundan sorumlu ve suçlu. Adam 80-85 yaşına gelmiş hala şov peşinde. Veya ben söyleyeyim. Yani çırak usta ilişkisi yok. Ben niye farklı evet. olmaya çalışıyorum? Evet. Çünkü ben halen size şu anda belki benim hocam vefat edeli 20 seneyi geçti. Bak size onu andım. Karate Federasyonu As Başkanı dedim. Benim ustam vardı. Ben ustamdan Erbil Eratılgan. Çok şey öğrendim. Hocamdan çok şey öğrendim. Ayla Algan'dan, tiyatrodan çok şey öğrendim. 16-17 yaşına yeni giren bir genç delikanlının elinden tuttum. Ya kaportacının yapabileceği ne var? Günlük 300 lira, 200 lira para kazanmayla dükkanını mı ayakta tutacak? Evet. Çocuk mu okutacak? Evine mi bakacak? Başka sorumlu olduğu şeyler var. Her şey söylenmiyor. Bunu mu yapacak? Şimdi bu insanların kendi bilinçsizliği diyeyim. Niye? Komutanım. Bak. Ben şimdi gördünüz değil mi? Benim daha yetiştirdiğim çocuklarda ne saç kaldı. Yoluna bile yürüyemiyor. Kiloları böyle. Dünya malına taparsan, sanatla uğraşmazsan ülke olarak da batarsın. Mutlaka ve mutlaka ne yaparsak yapacağız üretmemiz lazım. İğneyi tabii, bile üretmemiz bak, lazım. Sanatçı da üretmek lazım bak. Üretmemiz i̇şte, lazım. Tabii. Şimdi o ustalarımızın en büyük yaptığı eksiklik arkalarından insan yetiştireceksin. İz bırakacaksın. Evet. Sen bu dünyadan öbür dünyaya intikal ettiğinde çırak çırak usta ilişkisi devam etmesi gerekiyor. Ben de elimden geldik kadar bu egomanyayı yıkmak istiyorum. Sahnelere gençlerin çıkması lazım. Evet. Çok güzel insanlardan da bahsettin. Aydın Beyoğlu. Bizim diğer o büyüklerimiz. Ben hepsinin yapmış olduğu işe çok büyük saygı duyuyorum. Hocalarımız, biz onlardan çok şey öğrendik. Halen öğreniyoruz, talebeyiz. Ama gençlerin de Türkiye'nin sorunu bu. Şimdi ben o zaman bir hikayeyle buna nokta koyayım mı? Evet.
Karate Federasyonu'nda biz seminerlere gittiğimizde Arnavut bir Aybars diye bizim bir hocamız vardı. Soy ismi şimdi hatırlayamayacağım. Dedi ki arkadaşlar Karate Federasyonu'nun o hızlı dönemlerinde hatta karate çok büyük sporcular, milli sporcular yetiştirdiğinde dünyada yanılmıyorsam takım halinde birinci olmuştuk karatede. Dedi ki ben dedi Arnavut'um çok iddiacıyım. Benimle dedi çok uğraşıyorlar ama karateyi iyi bir duruma getirdim. Daha da iyi bir yere getireceğim. Dünyada dedi cehennem kazanları kurulmuş. Her cehennem kazanının başında bir tane zebani var. Yukarı çıkmak isteyeni kafasına vuruyor. Aşağıya düşürüyor. Türklerin cehennem kazanının başında hiç kimse yok. Diyor ki yahu soruyorlar her diyorlar ülkenin cehennem kazanının başında bir tane zebani var da Türklerde niye yok? Diyor ki onlar Türklerin kimseyi yukarı çıkarmazlar. O tam birisi tutar. Yukarı çıkacağı zaman arkadan gelen tutan ayağını aşağı çeker. Şimdi bizim Evet. en büyük sorunumuz bu. Siyasette de böyle. Benim ilk kasetimi yaptığımda merhum Kıvırcık Ali çaldı. Vurma, Avcı, Deli Kız isimli amatörce bir eser yaptım. O zaman daha birçok siyasetçi abilerimiz daha yeni başlamışlardı siyasete. En son bazı şeylere üzüldüm, kırıldım ve dernekçiliği de bırakıp tamamen sanata, tiyatroya ve sinemaya atıldım. Yani her alanda birbirimize sahip çıkmalıyız. Malımız biter. Kafanı bir yere vurursun, han, apartman, ev, taksi, araba, paralar olur. Hastane yolunda gider o parayı harcarsın, sıfıra düşersin. Ama insan yetiştirirsen, insana yatırımı yaparsan o bitmez. İz bırakacaksın. Kesinlikle. Ben şahsen Şimdi Nuri sesi... Buyur lütfen. Özür dilerim abi. Ses kesik geldi. Buyurun. insana yatırımının peşindeyim. Başka bir şey Evet. yapmıyorum. Şimdi... Hanım yok, apartmanım yok, Jaguar'ım yok, lüks bir yaşantım yok. Kaportacı Oktay gece sahnelerde klip çekimi, film çekimi dükkanda çalışıyorum. Allah'a çok şükür. Hiç kimseye biat etmedim. Etmem de Vatan millet Sakarya, Mete Han'ın, Cengiz Han'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün torunuyum. Şimdi sevgili abim dedim ya hani bu sen gerçek söylüyorum çok renkli de bir abimsin. Şimdi ben bir gün Nuri Sesi Güzel'e sordular dediler ki ya senin veliahtın kim dediler. Dedi ki aha işte dedi Latif Doğan. Şimdi Latif Doğan da ben de astsubay çavuşum kilisteyim. Latif Doğan daha şöhret bile değil. Kilis radyolarında Adıyaman Besni'nde kilis radyolarında program yapıyor 3 kuruş kazanacağım diye. Program yapıyor o zaman. Yanına varıyoruz para veriyoruz. İşte şarkı çaldırıyoruz, türkü çaldırıyoruz. Şimdi yanına çıksak tanımaz bizi bak. Şu anda yanına gitsem, desem ki ben var ya hani o astsubay çavuş işte yanına geliyorduk, sabaha kadar goy goy ediyorduk desem beni tanımaz şimdi bak. Bizzat birebir yaşadığım olaylar. Şimdi bir kaset yaptı, tutmadı. 2 kaset. O Merino Sallar'ın bir sahibi vardı. İbrahim Bey miydi adı? Unuttum. Geçmiş zaman. Adıyamanlıydı. Aldılar bunu yürüttüler. Küstümünden patladı. 18-20 senedir bir türkü küstüm. Bir türkü. Küstümün ekmeğini yiyor. Latif Doğan. Veliahtın kim? Latif Doğan. Mesela ben şahsen bak gene söyleyeyim ben kalkıp da hani koskoca o 5 büyük ağabeyimiz bunları eleştirecek falan. Ne haddim var ne edepsizlik yaparım. Öyle bir şey yapmam. Ama şunu beklerim mesela. Derim ki sevgili Ümit Tokcan'ın veliahtı kim? Ordu'dan. Bunu sorabilirim mesela. Bu çok masumane bir soru aslında. Halk Ya sorar, halk sorar, halk halk hesap sorar. sorar. Şimdi dediğim gibi hani bir Aydın Beyoğlu, ben Aydın Beyoğlu da yeteri kadar kendini parlatamadı. Çünkü yok arka yok adamda yani. Ha koşturuyor moşturuyor kendini böyle evet bir ağırdan satıyor. Güzel bir hani bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bak bu çok güzel bir olay. Mecbur, ne yaptın? Ama o da kendini mesela şurada bir Güneydoğu gırtlağı işte demin söyledin ya hani ses olarak, oktav olarak bir Güneydoğu gırtlağı Karadeniz'de durmuş Yılmaz Er mesela. Müthiş Evet. bir ses. Ama İşte gel gör. Çok mu konuştuk abi? Bir türkü daha yapalım mı? Sonra Abi ne kızmasınlar bize. istiyorsun? Bazen Evet. kızıyorlar Ben içimden geldiği gibi mi okuyayım? Ordu türküsü mü okuyalım yoksa kafama göre Karacaoğlan'dan bir kafana şey mi göre. okuyalım? Abi bu müzikal programdan ziyade sohbet programı oldu aslında. Gayet de güzel oldu. Bak ben şöyle şurada bir göz var abi. Bu gözle insanlar bazen yanılıyor. Bizim bu yaptığımız yayın emin ol yarın 3.000 görüntülenme alacak. Buna emin olabilirsin.
En az 1500, en fazla 3000'i bulacak. Hiç Bu önemli yüzden değil. insanlar yanılıyor. Evet, lütfen yanılmayın. Gerek yok. Buyur abi. Pencereler yele karşıdır. Muhabbet dedin karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var? Gülüp oynadım ele karşıdır, karşıdır ele karşı. Girebilsen bu sinemde neler var? Gülüp oynadım ele karşıdır, karşıdır ele karşı. Sabahın seheri günden ileri. Ben kimi sevmişim sizden ileri, ileri senden ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri, ileri candan ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım Oktay'dan ileri, ileri candan ileri. Abi yüreğim dert görmesin komutanım. Ya. Çok güzeldi. Komutanım biraz neşelenelim dur. Tamam. Bahçeye gidelim. Bahçeye tamam gidelim abi. Dur. Hay hay. Bahçeye gel bahçeye, bahçeye gel bahçeye. Kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, alacaksan al beni.
sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saz çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saz çalıp oynamaktan. Dalda fındık tekileme, dalda fındık tekileme. Kız saçların ekileme, yar saçların ekileme. Gidiyorum ordudan, gidiyorum ordudan. Gelir diye bekleme, gelir diye bekleme. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saz çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saz çalıp oynamaktan. Boztepe'ye çıkmalı, Boztepe'ye çıkmalı. Şu orduya bakmalı, şu orduya bakmalı. Böyle güzel kızları, böyle güzel kızları. Saz çalıp oynatmalı, saz çalıp oynatmalı. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saz çalıp oynatmaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saz çalıp oynatmaktan. Evet, Oktay abi, her telden Oktay kahraman. Her telden Oktay kahraman. Her telden çalıyor Oktay abi. Bir bakıyorsunuz evet, sinema filmlerinde, bir bakıyorsunuz dizi filmlerde, bir bakıyorsunuz müzik programlarında, bir bakıyorsunuz kaporta ustası. Daha ne olsun yani bir insan? İşte tabii, halktan, bir zamanlar, halktan Oktay önce, kahraman. Komutanım 20 yıl belki de aşkın süre önce Nuri Sezi Güzel'in Sıra Gecesi programında Bahçeye Gel Bahçeye Ordu'nun Dereleri isimli eserimize yine belki de 26-27 yıl önce yine Ordu'yu anlatıyorduk. Bir gün yani şuna çok üzüldüm. Bir arkadaşım yine memleket belirttiğinde bana şöyle söyledi. Dedi ki o ya ben sana dedi çok kızıyorum bazen. Niye dedim ya niye Ordu ismini sürekli kullanıyorsun? Niye dedim ya dedi yani senin bu Ordu'ya verdiğin değeri ordular sana vermiyor. Her yerde de ordu anlatıyorsun. Ya ben görevimi yapıyorum dedim. Hani karınca İbrahim Aleyhisselam ateşte yanarken nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam ateşte yanıyor. Ona su götürüyorum ateşi söndürmek için. Yahu karga sen nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam ateşte yanıyor. Ona diyor çöp götürüyorum ateş horlansın diye. Karınca da diyor ki ya senin damla bile değil suyun. Ben görevimi yapıyorum. Bilen evet, bilir, bilmeyen kendi bilir. Evet. Şöyle yapalım hemen Oktay abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar, hoş geldiniz demiş. Muammer Karar, keyif aldığımız bir yayın oluyor demiş Muammer abi. Ertuğrul Köleoğlu, Ataşehir Ordular Dernek Başkanı. İyi akşamlar, başarılı bir yayın diliyorum demiş sevgili Ertuğrul abi. İlhan Akbaş abi demiş ki, geç kaldım, konuğumuzu kısaca bir tanıtır mısın demiş. Tabii. İlhan abi, Oktay abimiz Ordu Ulubey Eymürlü, 300'e yakın sinema filminde irili ufaklı rol almış. İşte 100 küsür dizide rol almış. Aynı zamanda show programları yapmış, müzikle uğraşan. Fakat bunların hepsini kaportacılıkla besleyen, öyle diyeyim, kaportacılıktan aldığı 3 kuruşla besleyen bir sanat emekçisi diyeyim. Ya bunu komple genelleme olarak söyleyeyim. Bir emekçi ağabeyimiz.
Kendisi yeni bir klip dijital platforma sunmak üzere Bıktım Be Hemşerim adlı bir dijital klip çekti. Yeni bir klip çekti dijital platformda şu anda. Bıktım Be Hemşerim. Lütfen YouTube'da takip edin. Nasıl abi? Rating isimli bir eserim daha var. Klibini çekeceğim. Dijitalde iki tane eserimiz var şu anda. Evet. Dünyada yani. Rating yani, ve Bıktım Be Hemşerim. Dijital derken yani sadece YouTube kanalı olarak düşünmeyin bu. Yani dünya dijital dediğim. Mesela iPhone'un o sattığı müzik listelerinde bulabilirsiniz bunu. iPhone hani parayla satıyor ya bir müzik listesi. Orada mesela bu da var. Öyle söyleyeyim. Yani bunun bütün işte iPhone'daki bütün dünyada insanlar bunu görebiliyor. Öyle söyleyelim. Kendi çabalarıyla işte o kaportacılıktan aldığı 3 kuruşta bir şeyler yapmayı. Yanında da genç bir yönetmen kardeşimiz var. Turgut Er Yıldız diye. Yanı söyle biliyor soyadını. Turgut Er Yıldız. Er Yıldız diye bir genç çocuk var. Onunla beraber kendi yağlarında kavrulup küçük çapta büyük işler yapmaya çalışıyorlar aslında. Öyle söyleyeyim. Ve sponsor olan olursa diyor bir sinema filmleri var. Kültür Bakanlığı'ndan da onay almış bir sinema filmi. Bu filmi işte Artvin, Samsun ve Trabzon yörelerinde çekecek bir filmken biraz bunu orada çekebilirim ben diyor. Hani eğer bir sponsorum olursa, Ordulu bir sponsorum olursa bu filmi orada çekebilirim. Mücadelesi veren bir ağabeyimiz. Fatsalı Fahrettin'in oradan bir sanat değeri çıkmış ise ben gurur duyarım demiş. Sibel Sönmez Öztürk ablam bize alkışlamış. Neşe Yüce iyi yayınlar başarılar demiş. Çatallı Mahallesi Muhtarı sevgili Serkan abi demiş ki Ulubey sosyal yönüyle en zayıf ilçedir. Ulubeyli dedikodu yapacağına memleketine sahip çıksın demiş. Ertuğrul Köloğlu başkan sizi alkışlamış. Durmuş abi selamlar bayramın mübarek olsun demiş Muammer Özcan. İlhan Akbaş abim tüm sayfa dostlarıma sağlık sıhhatli bayramlar diliyorum demiş. Neşe Hanım iyi yayınlar dilemiş. Sayfada bulunan tüm hemşerilerimin bayramını Ordu Bir Sevdadır sayfası adına kutluyorum demiş sevgili Ertuğrul Köloğlu. Güler Gül Hanım, hayırlı akşamlar İstanbul'dan selamlar, hayırlı bayramlar demiş. Gülbahar Karahasan, iyi yayınlar komutanım, iyi bayramlar demiş. Refik Şenel Viyana'dan çok güzel bir konuya değindiniz. Levent Kırca nereli? Artık kardeşi vardı Levent Kırca, daha yetenekliydi. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorduk, biz de duyduk şimdi sevgili abim. Oğuzhan Yeşilyurt, Bülent abi haklısın yorumunda katılıyorum. Sana biz olamıyoruz. Bu usta çırak konusunda hep ben olduğu için çırak yetiştirmiyor diye düşünüyorum. Biz değil ben olmalı. Kesinlikle katılıyorum. Yani Mustafa Bacaksız ağabeyim iyi yayınlar demiş. Mehmet Aksu, Ertuğrul Köloğlu güzel abi nice bayramlar inşallah demiş. Fatsalı Fahrettin komutanım Ordu kendi yöresinin sanatçısını değer vermiyor. Geçmiş dönemlerdeki belediye başkanları Ordu sanatçıları varken Seda Sayan gibi sanatçıları çok yüksek meblağ paraları ödeyerek bu sanatçılara yer vermişti. Ya şöyle elbette kendi sanatçıları da olacak. Popüler yüzler de olmalı. Hani insanları çekebilme adına. Çok popüler yüzler de olmalı. Seda Sayan da olmalı. Nuri Sesi Güzel, İbrahim Tatlıses de olmalı. Olmalı ama kendi değerlerimiz de olmalı. Bu insanları da ön plana çıkartmalıyız. Yani şimdi kalkıp da aşağıda Ferhat bilmem neyi arayacağınızda işte Durmuş Yılmaz der. İki kat daha güçlü bir gırtlağa sahip. İşte ne bileyim eskiden Ulubey'in sineması vardı. 80'de girmiş sinemaya. Değerli abim. Mesela o sinema salonuna bir kere imzaya geldim. İmza gününe geldin mi sen abi? Yok. Ama ben Sönmez Yıkılmaz'ın. Duydunuz mu hiç Sönmez Yıkılmaz ismini değerli dostlar? Biliyorum. O da bir sinema emekçisidir. Figürasyon yapmıştır yıllarca sinemada. Ulubey sinemasında imza günü düzenlediğini biliyorum. Sönmez Yıkılmaz'ın. Çocuktum ben. Ortaokula gidiyordum. Hatırlıyorum. Oktay abi ondan aşağı yukarı onların cena. Belki Sönmez Yıkılmaz birkaç dönem işte o Sütçüler, İbrahim Kurtlar falan birkaç dönem önce girmiştir sinemaya ama hani abi ben de nereden biliyorum bunu onu söyleyeyim. Bir iki kere Yeşilçam'a takılmışlığım var ya belki artist olurum diye ben de oradan biliyorum. Seni ben keşfettim. Yani ha bu isimleri oradan tanıyorum. Rahmetli Sami Haz'ın sesinden oturup muhabbet etmişliğimiz var ya. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne ağlardı bize oturup da hani bir bardak çay söyle de konuşalım derdi. Bak ben fotoğrafım vardır hala. Gani Gani abi gencecik çocuktum ya. Senin yaşına girdim ben sinemaya derdi. Oturur hüngür hüngür ağlardı rahmetli. Ve çok güzel de şarkıları vardı rahmetli. Evet. Dinleyin ey dağlar ses verin. Derdimi kimlere desem başım alıp desem. Nereye gitsem. Bu aşk evet, beni öldürecek candan mı yardan mı geçsem. Kesinlikle. Allah rahmet eylesin. Şöyle yapalım. En büyük yatırım da insan olan yatırımdır demiş. Neden Ordu sanatçılara yer verilmiyor? Ordu sanatçılara yer verirsek değer verilirse Ordu sanatçılar bir adım daha önde olurdu demiş. Ordu'nun çok güçlü sanatçıları var. Lütfiye Ezgi Kırca bu da müzisyen bir kardeşimiz. Bağlama
çalar. Genç, çok pırıl pırıl bir kardeşimiz. İyi yayınlar demiş. Muammer Özcan, komutanım bu programa neden gelmiyorlar bizim tanınmış sanatçılar? Abi gelmesinler. Bizim programımıza gelmeleri önemli değil. Bu program bir sosyal medya platformu. Ha, Ulubey için büyük bir alan. Ordu için belki küçük bir alan olabilir. Ama Ulubey için büyük bir mecra burası. Burada bizim amacımız, gayemiz de Ulubey. Ulubeyleri burada buluşturmak. Ulubey'le buluşturmak. Ulubey çocuklarını bilsin. Veya işte Ulubey'in STK'ları, kültür, sanat, sosyal alanda STK temsilcisi geliyor. Bize muhtarlarımız yetti zaten. 31 mahallenin muhtarı, belediye başkanı, STK temsilcilerinin hepsi. Kendi çocuklarımız da çıktı işte, Oktay Kahramanlar, Durmuş Yılmaz ellerde program. Bize yeter gider. Ha, gelmek isteyene ekranımız her zaman açık zaten. Kimseyi neden geliyoruz? Ben Ali Zabi'ye teklif götürdüm. Yok da demedi, tamam da demedi. Hatta hayatını yazmak için bir teklif götürmüştüm Ali Zabi'ye. Artık onun da belki bir bizimkilerden bir çekmişliği vardır. Onu da bilmiyorum bu arada. Belki öyle bir şey de vardır. Bir şey diyemiyorum. Hani kimseye neden gelmiyorsunuz diye kırgınlık, gürgünlükte, küskünlükte tutacak halimiz yok. Ama ben biliyorum ki Durmuş abi buraya çıktığı zaman çok farklı oluyor. İşte Oktay Kahraman'ı getirdik. Yani daha ne olabilir ki? Kimseden de aşağı bir yanı yok Oktay Kahraman'ın diye düşünüyorum. Düşünmüyorum öyle. Şöyle yapıyorum. Çiğdem Özdemir bizi alkışlamış. Fatsalı Fahrettin, Fatsa Söz Gazetesi İstanbul Türk Sanat Müziği Sanatçısı Fatsalı Fahrettin, başarılar diliyorum Oktay hocamıza, ordumuzun gururu demiş. Çok yönlü olmak bu zamanda zor, insanı çok yıpratıyor. Oktay kardeşime Allah kolaylıklar versin demiş Mehmet Aksu. Komutanım bu program varken aynı saatte başkaları neden canlı yayın yapılıyor anlamadım demiş. Abi şöyle ya, şimdi Ordu Bir Sevdadır sayfasıyla bazen canlı yayınlarım, ben biliyorsunuz orası benim kardeş sayfam. Canlı yayınlarımız çakışıyor ama bu şuradan kaynaklanıyor. Şimdi mesela Oktay abinin işi oluyor. Şimdi başka zaman alamıyorum. O saate almak zorunda kalıyoruz. Ama o diğer sayfalarda bizi bekleyecek durumları yok. Yani onlara da neden böyle bir yayın yapıyorsunuz deme hakkım ve lüksümüz olmaz. Mümkünatı yok. Mesela yarın akşam Mehmet abi ve Ünal abiyle yayın yapacağız. Bu insanlar köyden yayın yapıyor. Yapacaklar. Halil'e şimdi saatleri mecbur çakışmak zorunda kalıyor. Yapmasak bizim de bir program akışımız var. Yapsak da ucundan kıyından bir şeyleri denk getirmeye çalışıyoruz. O yüzden kimseye hani bir kırgınlık güdemeyiz. Eskiden bir TV programında Oktay kardeşimle birlikte program yapmıştık diyor Durmuş Yılmazer. Doğru. Bir Karadeniz programında mı yapmıştınız? Reis'in takasındaydık TGRT'de. Ya ben çok yerde çıktım da komutanım. Şimdi bir yandan senaryo ezberliyorum. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dükkanın işleri. Bir yandan Muhammed beni izliyor, araba ne zaman bitiriyor diyor. Evet. Ben çok programlarda, yani çok yerlerde kendi ilimin haricinde bile, yani Doğu ve Güneydoğu'lu misafir arkadaşlarımızın, onların programında her yere giderim ben. İnsanın olduğu her yerde varız Allah'ın izniyle komutanım. Kesinlikle abi. Zaten şöyle olmalı. Olmamalı. Sadece ordu bazlı, orduluğu ama ulusal ölçekte birisisin. Öyle olmalı yani, değil mi? Öyle devam ben olmalı. Ben bazı şeyleri kırdığıma inanıyorum. Çemberin dışına çıkmak zorunda kaldım. Çıkmalısın zaten. Evet. Ben zaten yeterince halen yine söylüyorum. Hani kestane kabuğu çıkmış da hani beğenmemiş de çıktığı kabuğunu. Öyle değil. Ben nereye gidersem gideyim, Ordulu, Ulubeyli, Emirköylüyüm. Sanatçı arkadaşlarımızla bile toplandığımızda birçok yerlerde ben kaportacıyım diyorum. Çünkü ben bundan ekmek yiyorum. Eğer ben ona kötü gözle bakarsam evren bana iyi bakmaz. Onun için siz bahsettiniz ya hani Ulubey küçüktür belki Ordu'ya göre. Hiçbir şey küçük değildir. Çakmak küçük kıvılcımdan dünyayı yakabiliyor. Kesinlikle. Hiç kimse kimseyi küçük görmesin. İşte kaportacı, kaportacı Oktay Usta, kaportacı bak tamirci Oktay Usta uluslar arası bir projeye imza atmanın peşinde. Dünyada bak dünyada. Hani atalarımızın bir sözü var. Bir Türk dünyaya bedel. İki Türk bir araya geldiği zaman devlet kuruyor zaten. Kesin. Güzel bir evet. Fındık toplarken çok söylerdik bu türküyü. Yüreğine sağlık. Oktay Usta demiş. Arslan Güven, Tekirdağ'dan komutanım iyi yayınlar diliyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Neden diğer yorumları göremiyorum anlamadım. Bazen oluyor Momer abi. Diğer yorumlar bazen gidiyor. Geç düşüyor yorumlar. O yüzden çok sevdiğim bir türkü. Eledimi söylerseniz sevinirim demiş Arslan Güven. Ordunun derelerini istiyorum. Söyler misin demiş Muammer Özcan. Fatsalı Fahrettin, Oktay Hocam
Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ordu sanatçısına değer vermiyor. Biz de ordu sanatçı olarak yöremizi temsil ediyoruz. El ve sanat emekçisi konuğumuza teşekkürler demiş. Sevgili, güzel bir laf. El ve sanat emekçisi. Çok güzel bir laf. Sevgili İlhan abi. Yıldıray Demirtaş, en sonunda gelebildim. İyi yayınlar olsun Bülent Bey, misafirinize de hoş gelmiş, sefa gelmiş demiş. Almanya'dan Yıldıray abi. Refik Şenel, bizde hep ben var demiş. Yıllar önce Ulubey sinemasında Yıldırım Gürses'te Cilalı İbo'yu izlemiştik. Kimler gelmedi ki Ulubey sinemasına? Bülent Aksoy kardeşim, Oktay abi sık sık görelim demiş. Her zaman bu ekran Oktay abimize açık. Arif Sami Toker, İsmail Dümbüllü, Yusuf Güven. Ben onların özel sinemasındaki konserinde uzun hava okumuştum. Bilal Kalay amcanın başkanlığı zamanında. Haki Akgün, iyi yayınlar, hayırlı Ramazanlar, bayram dileğiyle, Ramazan bayramı dileğiyle selamlar, sevgiler diliyorum demiş. Değerli dostlar, şöyle yapalım. Ahmet Güney, iyi akşamlar. Tüm grup üyelerinin bayramını kutlar. Sağlık, mutluluk, huzur, sevgi dolu dileklerinizle beraber nice kucak dolusu sevgiler, saygılar sunarım demiş. Sevgili Ahmet Güney ağabeyimiz. Bazen memleketiniz size sahip çıkar fakat siz kendinize sahip çıkmazsınız. Bazen de gerçekten memleketiniz size sahip çıkmaz. Böyle durumlar da vardır. Bazen memleket sahip çıkar, siz kendinize sahip çıkmazsınız. Hani öyle bir durum olabilir. Bazen de siz kendinize, siz gerçekten yeteneksinizdir, memleketiniz sahip çıkmaz. Sevgili Oktay abi gerçekten yetenek fakat sahip çıkılmamış bir yetenek olarak gördüm. Bir değer olarak gördüm kendisini. Şöyle yapalım sözüm değerli abi. Bağlantı yapabilir miyim? Evet. Şimdi bizim kimsenin sahip çıkmasına ihtiyacımız yok o şekilde. Niye biliyor musunuz? Herkes yarın, yarınlar var, yarınlar, bugün değil. Herkes yapmış olduğu işi kendine yakışanı yapar, o zaten ortaya çıkar. Herkes kendine sahip çıksın. Bizim kimsenin sahip çıkmasına ihtiyacımız yok ki. Bize yaradan Allah zaten sahip çıkıyor. Şöyle, sahip çıkma olsun da bu, şöyle anla abi bunu, bu yanlış anlaşılmasın. Belki ben yanlış anlaşılmasın. Yok yok, hani, yanlış anlaşılmıyor, ben anlıyorum. Sponsor olarak dedim ben mesela. Neden ki? Mesela, anlıyorum. Neden bir kaporta? Komutanım, olmasalar da olur, hiç fark etmez. Bir araya geldiğimizde ne diyorlar biliyor musun? Mesela örneğin, biz şunu yaptık, biz bunu yaptık, biz şuyuz, biz buyuz. Siz hiçbir şeysiniz. Onu bana söylesinler. Bu ülkenin A grubunun bile bana şu kaportacı ahdi vefa borcu var. A grubu bir numaranın. Doğru değil mi? Başkasından bahsetmiyorum. Onun için, sanat için, ülkesi için, memleketi için, köyü için, ilçesi için, ili için, öyle birilerinin parasını cebine koyup da gezip de biz hava atanlardan değiliz. Biz bunlardanız. İşimizi zaten yapıyoruz. Evet. Bizim kıymetimizi yaşarken bilmelerine gerek yok. Bizden sonra bizim kıymetimiz zaten bilinecek. Olsa da olur, olmasa da olur. Ben farkındaysam bir şey söyledim. Kimseye biat etmedik, etmeyeceğiz de etmiyoruz da. Biat edenlerin hani şey var ya, saman alevi. Saman alevi gibi sönüp gidiyorlar. Gidecekler. Evet. Gidecekler. Bak, bu iyi nasıl koyuyormuşum. Hani derler ki Amerikan, hayır. Türk kültürü, Türklük 25 bin yıla dayanıyor. Ben onların torunuyum. Adım Oktay, soyadım Kahraman. Kahraman, çok güzel. Peki Oktay abi, şöyle yapalım. Oktay Kahraman kardeşim, hoş geldiniz, hayırlı bayramlar demiş Gül Çelik Hanım, Hollanda'dan. Gül ablaya, Gül abla aynı zamanda bir söz yazarıdır. Bir türkü gönderelim mi Gül ablaya? Tabii. Şimdi ordunun dereleri mi istenmişti, onu söylemezsek ayıp olur. Tamam. Tabii bu arada da istekler oluyor. Kimse kırılmasın. Bazen eser tam hafızamda olmuyor. Beni bağışlasınlar. Hepsini seviyorum. Söyleyemediğimiz türküler yerine kabul etsinler. Hey abim.
Aksa yukarı aksa, ordunun dereleri. Aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmelim anma. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmelim anma. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmedim ama. Beni sana geçmemişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. Karayusun dağılıyor, ordunun dereleri. Karayusun dağılıyor, kalk gidelim sevdiğim. Annem evde ağlıyor, sürmelim ama. Kalk gidelim sevdiğim, anam evde ağlıyor, sürmelim anam. Oy bağlamam, bağlamam, Serdali dalımısın. Oy bağlamam, bağlamam, Serdali dalımısın. Yanık yanık çalarsın, benden sevdalı mısın? Sürmelim ama. Yanık yanık çalarsın, benden sevdalı mısın? Sürmelim ama. Abi çok teşekkür ettim. Ben teşekkür şöyle ederim. Şöyle yapalım. Metin Kılıç hayırlı bayramlar demiş. Yıldıray Demirtaş bizi alkışlamış. Ertuğrul Köreoğlu keza demiş ki komutan yok çay vardı abi gösterdim. Sevgili Ertuğrul abi. Yüreğine sağlık Oktay Ustam demiş. Güldü Ertuğrul abi. Komutanım çaysız asla durma. Yok. Vallahi çay en yakın dostum. Öyle söyleyeyim. İnsanoğlunun dibe vurduğu dönemler vardır. Evet biz de dibe vurduk. Bir dönem yaptığımız şuydu. Kızım bir çay koy. Hayata yeniden başlıyoruz. Hayata yeniden başladık. Ve çok güzel dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Çıktık diye düşünüyoruz. Evelallah. İşte ne güzel insanlar tanıdık. Bakın burada sevgili Oktay Kahraman'ı tanıdık. Keza bizi izleyen Ertuğrul Köleoğlu, Gülçelik, işte ne bileyim Yıldıray Demirtaş'tan tutun da İsmini sayamadığım bir sürü dostum var artık. Bir Yıldıray, sürü. Tabu ölsem tabu tutumu tutacak. Gerçi pandemide de kimse tutamaz ama pandemiden sonra ölsem tabu tutumu evet. Tutacak bir sürü dostum var. Öyle düşünüyorum. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Bir insan için en büyük olaydır. Dost, insan biriktirmek. Biriktirdiğimi düşünüyorum. Öyle
tahmin ediyorum. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Çok güzel. Doğrudan doğru söylüyorsunuz. Buradan yine yayına sonra da katılan Yıldıray Demirtaş benim köylüm. Evet. Tabii yayına yeni katılan arkadaşlarımızın da tekrar Ramazan'ı, bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Teşekkür ediyorum bizi dinlemeniz hareketinde bulundukları için. Evet, biz orduluyuz. Bir orduya bedeliz. Ama sözde değil, özde birlikte olalım. Birlik olursak kazanlar güzel kaynar. Birlikte olursak sofrada ben şimdi yalnız başım olduğu zaman komutanım inan yemek yiyemiyorum. Muhammed kardeşim bilir. Muhammed kardeşim geliyor Özcan yanımıza. Bizim soframız herkes açık. Ben bugün tabii çay içemedim. Çay sizden önce içtim, su içiyorum şimdi affınıza sığınarak. Estağfurullah. İçeride çayın altını açıp da demiyor ki Oktay abi sana bir çay vereyim. O da kamera arkasını çekiyor sözde. İlker soy ismin neydi oğlum? İş bilir. İlker iş bilir ama bugün işi bilemedi ne yazık ki İlker. İlker niye böyle yaptın kuzum? Niye böyle İlker, yaptın İlker? Komutanım söyleyeyim niye böyle yaptın? Seni inşallah bir gün Turgut'la İlker'i yanıma alacağım. Seni ziyarete geleceğim Edirne'ye komutanım. Beklerim. Şeref duyarım abim. Çok. Hatta Edirne'de klip çekeriz. Gel. Burada çekelim klibin birini. Burası güzel bir yer. Tamam komutanım. Seve seve. Baş tacısın. Sevgili Muammer Çöllü abim demiş ki ordunun dereleri türküsü gibi türkülerde kalacak gibi demiş. Dereler birer birer es oldu demiş. Her neyse abi girmeyelim bu konuya. Mehmet Aktaş güzel program oluyor. Yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bence de hani benim için şu saatten itibaren izlenme oranı, izlenme sayısı diye bir olay yok. Bülent Aksoy'u hemen hemen Ulubey'de herkes tanır. Maksat burada dediğim gibi burada bir sonraki gün bu program 3000 görüntülenme alıyor. 2000 görüntülenme. İnsanlar merak ediyor. Dün akşam kim çıkmış diye merak ediyor. Ben bunu biliyorum. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan burada yaptığımız bu sohbet kalıcı bir sohbet. Ve sevgili Oktay Kahraman kendisini anlatabilme imkanı tanıdık biz Ulubey. Bu evet bu sayfa Ulubey'de güçlü bir sayfa. Kim ne derse desin. Kendisini anlatma imkanı buldurduk Ulubey'e. Yapabildiğim sevgili Oktay abiye şu anda buydu. Ha benim elimden gelse Ulubey için, ordu için neler yapacağım? Şurada bir Ertuğrul Köleoğlu var. Biraz önce okudum ya adını. Ya bir insan bu kadar mı yırtınır? Bak gerçek söylüyorum. Ben hani her geçen gün birbirimizi daha çok tanıyoruz. Bir insan hani ordu bu kadar mı memleket sevdalısı olur? Bilmiyorum hani bunun yani Ertuğrul'cum Allah senden razı olsun diyen birileri var mıdır? Ya kardeşim bu kadar kendini yorma diyen birileri var mı? Bak ben de aynısını hani naçizane işte bu sayfa yöneticilerimiz keza ya Levent abi de öyleydik. Beraberdik. Şu anda Levent abiyi göremiyorum ben sayfada. Belki bilgisayardan izliyordur. Bilmiyorum. Ulubey için keza biz de öyle. Muhtarlarımız el birliğiyle bir araya topladık. O muhtarları, Ulubey'i bir araya topladık. Ve sırf bakın bir kişi de kalsa burada programda bir kişi de bu yayınları yapacağım. Neden? Bu dağılsın istemiyorum. Dağılmayacak yani. Bu kadar emek var, bu kadar çarpı. İşte ne yapacağız? Oktay abiyi bulacağız. Birisini bulacağız. Geçen akşam müftümüz çıktı ya. Müftü bizi kırmadı sayın müftüm. Geldi yayınımıza bizi izledi. Bundan daha güzel yayınımıza katıldı. Ve keza diğer STK temsilcileri. Bir kişi dahi olsa bu programlar yapılacak. Bunun aksi takdirde dağılırız. Dağılmayacağız. Keza sevgili Ertuğrul Köleoğlu ya adam yırtınıyor. Onu oradan alıyor, onu oradan alıyor. Oraya koşturuyor, oraya giriyor, oradan çıkıyor. O da ordu için biraz daha geniş konseptli. Biz önce bir Ulubey'i bir toplayalım. Ben geçen bir şey gördüm abi. Fatsa Kabakdağ diye bir köy var Fatsa'nın. Ve organize yaşam bölgesi diye bir oluşum var orada. Abimiz bir felsefi bir düşünce sistemi kurmuş ve onu orada yaşatıyor. Festivaller yapmış işte tarım her ay bir festival. Tarım festivali. Bir ay milli eğitim eğitim festivali. Bir ay spor festivali. En sonunda da kocaman bir festival. Bir köyken 6 köy olmuştu. Ya bilmiyordum. Bu benim ayıbım. Bir ordulu olarak ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bunlar olmayacak şeyler değil ya. Ulubey müthiş bir coğrafya. Müthiş bir güzellik. Şelaleler diyarı ya. Her köyünde, mahallesinde muhakkak bir şelale var. Ya aklın yolu bir. Ha tek başına ne yapılabilir bilmiyorum ama hep beraber olursak bir şeyler yapılır. Ulubey de böyle bir şeye kazandırılabilir. Belediye başkanından tutun muhtarına, kaymakamından tutun il milli eğitim müdürüne, imamına. Hep beraber. Markette çalışanla.
değişecek, bazı şeyler değişmek zorunda. Yılda bir kere Ulubeyli Sanatçılar Festivali yapılsın mesela. Ve Ulubey'in Mahalli Sanatçıları Festivali yapılsın. Hadi sanatçı demeyelim. Mahalli Sanatçıları Festivali. Toplayın bu insanı. Gurbetçisi var Ulubey'in dışarıda. Kardeşim, sıkıştığımız zaman ne diyoruz? Gurbetçilerimiz diyoruz. Çatır çatır o insanlar bize para gönderiyor buraya. Yapın yılda bir sene bir kere bu insanları onur edin mesela. Gurbetçiler Festivali yapın. O insanlar Ulubey'e geldiği zaman toplayın, hiçbir şey yapamıyorsanız mahalli sanatçıları toplayın. Derdinin konseri, gönüllerini alın ya. Çok zor şeyler değiller ki bunlar. İki golan çekin, ne bileyim bir azıcık küçük dokunuşları. Adam yeşilceyi yeşilce yapmış. Küçük iki badana boya fırçasıyla çatıyı değiştirmeyin. Lütfen, yani bunlar olmayacak şeyler değil. Bir çırpınış bizimki, bir farkındalık yaratma. Bunu da yarattığımızı düşünüyoruz. Keza bu farkındalığa sevgili Oktay Kahraman abim de bu akşam bize destek oldu. Kendisini seviyorum. Kaldı ki bu akşam bu yayın bir centilmenlik yayını oldu. Bu yayını ayrı bir köşeye koyuyorum. Yani gerçek söylüyorum. Hani bu camiada, ya özellikle abi sizin olduğunuz bu camiada bu kelimeyi duymak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Yani. Ne demek? Komutanım, ben şöyle söyleyeyim. Ne mahalli sanatçısı? Bugün Durmuş Bey'in eline Türkiye'de bana kaç tanesi su dökebilir? Söyleyebilir misiniz? Abi, Bu yani ben ayıp demeyeyim de bizim yani siyasetçilerimiz ne iş yapıyor ya? Fındık mı satıyorlar? Abi onlara girmeyelim. Onlara girmeyelim. Geçtik artık. Yani çok fazla siyaset yapmayalım. Yani yapmayalım değil. Yanlış anlama sakın. Siyasete girmeyelim. Çok biz bize yeteriz muhabbetine gidelim. Biz siyaset üstüyüz diyelim. Çıktık oradan. Diyelim. Eyvallah. Şöyle yapalım. Bir türkü daha alalım. Sonra Oktay Kahraman'ın dileklerini alalım. İki saate yakındır da bir yayın yaptık sevgili Oktay abi. Vallahi mı? Vallahi iki saat oldu. Nasıl geçti reklam değil mi? Reklam vermedin mi sen şimdi? Biz hiç reklam arası vermedik mi? Ve hiç vermedik abi. İzleyicilerimiz ne istiyor? Bakayım abi. Ordunun yapısındayı söyleyelim mi? Bir dakika, senin bir türkünü söyleyeceğiz. Yani senin bestelerinden birini söyleyelim abi. Bir dakika aldım hemen. Mehmet Aktaş, güzel bir program oluyor. Yayında emeği geçen herkese teşekkürler. Muammer Özcan, dostluk çok basit bir söylem değildir. Dostluk candan makbuldür. Oktay Ustam, sözleşmiştik komutanımızı ziyarete gitmek için. Müsait bir zamanda baş tacısınız. Ertuğrul Küloğlu bize, komutanım bu programda Sayaca Kalesi'ne söz verdim. Bayrağı gönderdim. Evet, Sayaca Kalesi'ne biliyorum abi gönderdiğini. Sevgili abim. Evet, bu kadar abi. Şöyle yapıyoruz. Ses play var ya. Onu buraya getir. Senin bir türkün. Efendim abi. Bende eser çok. Benim eserleri dinlediğinde orduyu anlatır. Sanatçıları, tiyatrocuları, yaşadıkları sıkıntıları anlatır. Benim yapmış olduğum, yazmış olduğum şeyler bir yerlere mesaj gönderir sürekli. Peki. Ben sana bırakıyorum o zaman. Aç. Seni şu anda dünyaya bağlıyorum. Evet. Lufthansa Hava Yolları'ndayız sevgili dostlar şu anda. Sevgili İlhan abi, bu Kabak'ta organize yaşam bölgesiyle ilgili şeyi ben size göndereceğim. Yok. Çalacakken, hep havada gülecekken, biz tam şöhret olacakken, yine reyting vurdu beni. Biz tam şöhret olacakken, yine reyting vurdu beni. Ünlüler yolları kesmiş, geçip vermez kendilerini. Yarışmalar kaynamalar, yine reyting vurdu beni. Yarışmalar kaynamalar, yine reyting vurdu beni.
Aşklar herkesin dilinde, sanıp ve sevgi serinde. İpin ucu kuş elinde, yine etek vurdu beni. İpin ucu kuş elinde, yine etek vurdu beni. Kaşınanlar kaşıyanlar, karalıyor düşünenler. Evlenenler boşananlar, yine reyting vurdu beni. Evlenenler boşananlar, yine reyting vurdu beni. Evet komutanım, işte bu da böyle. Kısa kestik bunu. Abi bu çok güzel bir parça ya. Tam şöhret olacakken diyor, reyting vurdu beni diyor. Öyle, güzel bak bu. Evet, çok hoştu. Komutanım, böyle yüzün üstünde eser var. Artı bir de Neşet Usta'nın, Neşet Ertaş'ın bana bir kitabı hediye edildi. 20'ye yakın onları bestesini yaptım. Ama işte böyle mangal yürekli birisi lazım ki bunları halkımıza duyuralım. Ben yavaş yavaş yapıyorum işte. 10-15 sene, 20 seneye kadar yaparım bunları. Yavaş yavaş geliyor. Allah ömür versin. Vallahi abi ben hani naçizane yapabileceğimiz bizim grubumuz olarak istediğin tamam. Zaman bu sayfamız Ulubeylilere duyurma adına sana açık. Ne zaman dersen komutan bir yayın yapalım. Baş tacısın. Ben çok keyif aldım. Gerçek söylüyorum. Çok muhteşemdi. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Seni tanımak da çok güzeldi. Değerli dostlar unutmayın. Arabanıza dolu mu yağdı? Sıkıntı yok. Dert etmeyin. Yağsın bırakın doludan kaçırmayın. Göçükçü Oktay Usta var. Park hasarı. Park hasarı mı oldu? Gene geli. Park hasarı. Aynen. Göçükçü Oktay Usta. Bir aynen. Telefon. Hatta aynen. İstanbul için değilseniz Oktay abi gelip alıyor da bazen. Sıkıntı yok yani. Tabii. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi komutanım şöyle biz dinleyicilerimizden benim etrafımda yanımda bulunan arkadaşlarım ya türkü söylemeye bir yere de gitsem mikrofonu elime aldım türkü söylüyorum. Ya inanır mısın? Orada dahi garsonlar tarafından birileri tarafından sabote ediliyorum. Ya ne varsa bende bir şey var. Bilmiyorum nedenini. Adam diyor ki yeter patron kızıyor mikrofonu ver. Ya mikrofon elimden alınıyor. Sahneye çıkıyorum türkü söyleyeceğim. 70 yaşında adam geliyor. Kolonu seslerini kısıyor. Neyse ya bir klip çektik. Sürekli şikayet alıyorum bot hesaplardan. Bu hep yakınımdaki arkadaşlarım. Soframı açtığım arkadaşlarım sürekli şikayet. Yani bu sefer şimdi hatta savcılığa gideceğim. Yani işi gücü bıraktık. Şimdi savcılığa gidip şikayette bulunacağım ki kim bunları yapıyor. Beni, yani şu anda iki tane Facebook sayfam kapandı. Ya kaportajda ne istiyorsunuz? La ben trilyoner değilim, zengin değil, bir adam değilim. Yahut size türkü yapıyorum, film yapıyorum. Piyasa yani bu bile. Yani bunu bile çekemiyor arkadaşlarımız. İlginç. Kimisi Cüneyt Arkın'a benzetiyor, artist işte diyormuşum kendimi. Kimisi Barış Manço'ya benzetiyor. Hatta son klipte Barış Manço tesadüf gittim. Büyükçekmece'de çekim yapıyorum. Sokağa girdim Turgut Er Yılmaz'la. Oh! Kafayı bir kaldırdık Barış Manço tabelası. Dedi ki Oktay abi gel çekiyorum seni Barış Manço sözü vardı ya. O onun orada evet. Bir hikayesi var. Ne güzel abi. Böyle. Ya Allah. Ben konuyu toparlamak adına bizi dinleme nezaketinde bulunan bütün hemşerilerimin, hemşeri olmayanın, dünya İslam aleminin, Ramazan-ı Şerif bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere diyorum. Senin emeğine, yüreğine sağlık. Birçok insanın düşünemediği, hayalini dahi, seni yapmış olduğu şeyin hayalini dahi kuramayan, ben show programı, moderatörlük yapıyorum deyip de televizyonda program yapan insanlara taş çıkartan bir program yönettin. Moderatörlük yaptın. Estağfurullah. Açık yüreklilikle söylüyorum. Ben çok program yapan gördüm. Bana diyor ki anlat diyor, sen anlat diyor. Ama siz böyle sanki bunun okulunu okumuşsunuz, komutanlığı okumamışsınız da bir program nezaket çerçevesi içerisinde bana dediniz ki sizin de şu lafınızı unutmayacağım. Oktay abi program senin buyurun. Ben de sana dedim ki komutanım hayır siz sorun ben söyleyeyim. İstediğiniz soruyu bana yöneltin dedim mi komutanım? Evet. Çünkü biz yapmacık konuşmuyoruz. Biz halkız. Doğalız. Orijinaliz.
Kimse acı yemedik, karnımız da ağrımıyor. Şimdi şöyle abi, şöyle söyleyeyim. Niye öyle dedim onu da söyleyeyim. Sevgili abim, sevgili Oktay, Avusturya'dan bir izleyicimiz Ahmet Saniye Turap abeyim, komutanım hayırlı yayınlar, bayramınız mübarek olsun demiş. Niye söyledim onu da söyleyeyim. Program senin. Bunu söylerim. Ben kendi hususunda dolu insanların çok fazla normalde lafını kesmiyorum aslında. Çünkü onlar zaten programı alıp götürüyor. O insanlar mesela kim? İşte o Kabak Dağı felsefe düşünürü abimiz ve o şeyin kurucusu abimiz. Çok dolu bir abimizdi. Keza geçen akşam Sayın Müftüm çok konusunda uzman. Keza siz. Şimdi ben şimdi size ne şey yapabilirim? Ha az buçuk benim de hani şöyle bir Yeşilçam tozu yutmuşluğum var. Belli. Merak ediyorduk. Yani ilgimizi çekiyordu. O yanlışlık sokağa falan gittim geldim. Yalan söylemeyeyim şimdi. İlgimi çekerdi. Hani ama siz dolu dolu birisiniz. Sonuçta dolu dolu bir insana da kalkıp yayınımız dondu. Evet komutanım. Çözülecek. Yayın dondu. Evet. Evet komutanım. Geldi galiba yayın. Evet sevgili dostlar. Güzel. Duyabiliyor mu abi beni? Dur oğlum ses yapma. Evet. Şu anda duyamıyorsun. Şöyle yapalım. Sevgili Turgut. Buyurun. Sevgili buyurun. Turgut, yayından çık tekrar yayına gir. Yayından kendini al tamam. Ya da ben alayım. Tekrar ha, abi çözüldü. Ama. Dur tamam. Tamam. Çözüldü. Çözüldü. Abi bak. Sevgili Seyfettin Şenel abeyim bizim yöneticimizdi. Çok güzel bir laf demiş. Bak ne demiş? Vur mızrabı çalsın, vur çekici düzelsin. Her şeyinle güzelsin. Göçükçü Oktay Usta çok teşekkür ederim demiş. Çok güzel bak. Sevgili Seyfettin abi harika bir şey. Güzel bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım sevgili Oktay abi. Keza sizi tanımakla. Zaten bir daha irtibatımız kopmaz. Ben hani onu da söyleyeyim. Ben program yaptığım kimseyle irtibatımı kopartmadım. Kesinlikle komutanım. Senin varlığın yeter. Sadece ve sadece benim çok yoğun olmamdan bazen aksaklıklar olabilir. Sen ne zaman alo dediğin zaman yanındayım. Senin burada zaten vekaleten arkadaşların geliyor. Senin selamın geliyor ya. Her zaman hiç burada. Hiç sıkıntı yok değerli abim. Ne demek ben şöyle diyeyim. Komutanım Oktay Usta'ya selamlar, bayramınızı kutlarım. Çok teşekkür ederim demiş. Sevgili Ertuğrul Köleoğlu da bize selamlarını iletmiş. Şöyle diyelim. Akış güzeldi, program güzeldi. Ben moderatör falan değilim. Ben naçizane bu sayfayı canlı tutmaya çalışan bana da bu imkanı veren işte Seyfettin abiydi, Levent Aktaş abiydi. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama küçük bir Ulu Bey fenomenliğim var. Bunun farkındayım artık. Çünkü Ramazan boyunca program yapmadık. Vallahi yemin ediyorum Messenger'dan gelen mesajlardan bıktım. Yani ne zaman olacak, ne zaman olacak, ne zaman olacak? Aa yaptık. Bundan sonra da böyle bir fenomenliğimiz var. Küçük de olsa. Hani belki bizim kız kadar değiliz ama bir fenomenliğimiz oluşmuş. Sorun değil. Bir kişi de olsa, beş kişi de olsa bu yayınları yapacağız. Beraberiz. Ne zaman? Ne zaman Face sayfamızı patlatır da biri kapatırsa, Seyfettin Şenel derse ki ya Bülent senden bıktık artık sayfadan git kardeşim derse o zamana kadar bu sayfadayız. Yani İnşallah. Ulu Bey programları yapılacak. Ulu Bey ile beraberiz, Ulu Bey'deyiz. Onun haricinde çok güzel yayın oldu. Burada, yarın akşam Ünal İnan ve Mehmet Aktaş bizlerle beraber. Cumartesi İnşallah. Akşamı saat 6.30'dan 7'ye kadar Küpkaya Kanyonu'nda sevgili Fedai Bayram bize beraber bir canlı yayın yapacağız. Hava kararmadan yarım saat Küpkaya Kanyonu'nu gezdirecek. Göreceksiniz orayı, zipline'ı, işte yürüyüş yolunu falan bize gösterecek bir hoş sohbet olacak sevgili Fedai abiyle. Saat 9 gibi de büyük ihtimal cumartesi günü sevgili Durmuş Yılmaz Er uzun havalarıyla bizlerle beraber olacak. Sevgili evet. Oktay Kahraman adı gibi Kahraman abimiz de bu akşam sanat emekçisi. Ne sinema ne ses sanat emekçisi Oktay abim. Bizle yanında yönetmen genç bir kardeşim var sevgili Turgut'la beraber. Kendilerince bir çaba içerisindeler. Başarılar diliyorum. Ben Bülent Aksoy olarak
en fazla birkaç kişi yönlendiririm kaportacı olarak. Bir de buraya alabilirim. Şu anda yapabileceklerim bunlar. Sevgili Oktay abim. Komutanım, ben şimdi genç adamı orduların tanımasını istiyorum. Belki hiç tabii belli ki, olmaz. Kesinlikle. Ben onu diyecektim. Evet. Şöyle kadroları evet. Gelsin. Bak. Pırıl pırıl. İyi akşamlar diliyorum herkeslere. İzleyenlere de zahmet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Herkes adına. Turgut, ben senin YouTube'da birkaç videonu daha gördüm. Oktay abinin haricinde var değil mi? Yanlış değil. Var. Var. Evet. Değerli dostlar, Turgut Er Yılmaz genç bir yönetmen kardeşimiz. Oktay abinin şu anda çekeceği dizi filminde yönetmeni sen misin Turgut? Evet, doğrudur. Evet. Aynı zamanda senarist. En genç yetenekli senarist. Peki, sana bu hususta bu o camiadan bir destek var mı? Oktay'la aramayın bunda, başka ne olsun? Kesinlikle. Kesinlikle. Onunla yana bir şeyimiz yok. Zaten bundan daha büyük bir şey değil. Bunun haricinde ya bak burada sen normal bir YouTuber değilsin. Hani o... Yok değilim. Evet, sen bir hani sanata kendini vermiş genç yaşta. Sanata kendini vermiş. Büyük ihtimalle ileride belki bir Nuri Bilge Ceylan da görebiliriz yani. O zaman ben şöyle derim ama onu da söyleyeyim. Ya ben evet bu çocukla bir program yapmıştım derim yani. İnşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah. Komutanım, ben şimdi bütün izleyicilerimize, hemşehrilerimize, arkadaşlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Siz zaten moderatör demediniz. Ben size o yakıştırmayı yaptım. Çok güzel program idare ettin. Sağ olun. Ben içimde sizin bahsettiğiniz gibi ben gerçekleri görünce susmayanlardanım. Sizde onu gördüğüm için, o ışığı gördüğüm için onu ben yakıştırdım size. Tabii ki de siz öyle bir üslup takınmadınız. Ben insanlarda ne gördümse doğruyu kitabın çok biraz ortasından konuşuyorum. O senin gönlünün güzelliği değerli abim. Yani bak durmuşlar İstanbul'un güzelliği. Söyledim öyle. Belki benden yaş olarak büyük abimizdir. Bir insan kendisine saygısı olan insanın karşısındaki insana saygısı vardır. Kendisine saygısı olmayan karşısındakine saygısı olmaz. Abi merak ettiğim bir soruyu sorayım şimdi sana. Tabii. En çok sinemada mı zevk aldın? Müzikten mi zevk aldın? Alıyorsun. Bir ayrım yapabilir misin? Yoksa bunlar benim evlatlarım mı diye dersin? Komutanım. Bakın. Şu dükkanımda bile tozun içinde çalışırken ağzıma maskemi takarım, üzerime başımı, o kadar zevkle çalışırım ki. Burayı bıraktığım zaman, dışarıya gittiğim zaman burayı unuturum. Öyle bir böyle name söylemeye çalışırım ki kendimi kaybederim. Sinemaya vardığım zaman o da sevmediğim hiçbir işi yapmam. Evet. Aşk duyuyorum. Sevdayla yapıyorum bu işleri ben. Yoksa evet. 53-54 yaşına giden bir adamın şimdi torun sevmek veya efendime söyleyeyim bağlamasını alsın da sadece otur yat aşağı dizi film seyret. Yok öyle bir şey yok. Evet. Biz gideriz. Veysel Baba diyen iyi biz gideriz. Adımız kalsın. Dostlar bizi hatırlasın. Ne mal ne mülk ne şan ne şöhret iz bırakırsan birisi kaleminin altında senin ismini geçerse sen varsın. Yoksa trilyonların olsa kızın, oğlun, damadın böler. Ha bu kadar mı bırakmış bize der. Bitersin. Ama ordunun dereleri Hekimoğlu bahçeye gel bahçeyi bitiremezsin. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleme nezaketinde bulunan, programı yapan sizlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüz olsun. Allah hepinizden razı olsun. Güzel günlerde buluşalım. Hayır. Ben kötüyüm. Hani derler ya anamın bir sözü vardı. Ne derdi ya? Açma kutuyu söyletme kötüyü. Ben de malzeme çok. Oktay abi eşkıyadan teklif gelmedi mi abi sana? Yok. Yazıklar olsun. Şimdi bazı şeyler girmeyelim. Peki. Yok. Vadiden geldi. Kurtlar Vadisi'nde oynadın sen. Oynadım tabii de. Şimdi ben uzun hikayeler var. Bunlarda hemen girmeyelim bunlara. Sonra. Tamam.
Tamam. Özel. Seninle de konuşuruz. Evet. Değerli dostlar. Güzel bir yayın oldu. 2 saate yakın bir yayın yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yarın akşam bizle kalın. Yarın akşam sevgili Ünal İnan'ın stüdyosunda Mehmet Aktaş ağabeyim ve Ünal İnan sizlerle beraber olacak. Saatini davetlileştirmedik. Çünkü orada bir sevdadır sayfasıyla çakışsın istemiyorum. Birçok izleyicimiz de orada çakışması. Onlar da bizim kardeş sayfamız. Onlar da bizle ilgili güzel reklamlarımızı yapıyorlar. Sevgili Ertuğrul Köloğlu'nu da seviyoruz. Buradan kendilerine selam ediyoruz. Yarın sayfasını belirleyeceğim. Programın yoğun akışından dolayı yani hep konuya girmek istedim, karıştık ama ben buradan Ulu Bey'in takdir edilecek, takdire şayan iki tane kız kardeş Ulu Beyliler Derneği'ni burada üstlendi. İstanbul'da yaşayan Ulu Beyli arkadaşlarımız da bu arkadaşlarımıza destek çıkıp da bu yükten biraz hafifletirlerse, destek verirlerse çok sevinirim. Çünkü iki tane bayan kız kardeş Andaç ailesini tebrik ediyorum, kutluyorum Fatma Hanımları. Şimdi benim işlerim de bahsettiğim gibi çok yoğun ve şu anda hem klip hem sinema hem dizilerde ama zamanla keşke Oktay Kahraman bir zamanlar ulus müzik serüveni Türkiye'de çok iyi gittiği dönemlerde okul yaptı Gölköy'e. Keşke Oktay Kahraman'a da böyle destek verilseydi de Ulu Bey'e de çok güzel okulu da ben yapmış olsaydım. Evet, burada noktalayalım. Kesinlikle. Onun için peki, Ulu Bey Derneği'ne de burada sahip çıkalım. Peki. Teşekkür ettik. Bu sayfamızda Sayın Nuray Andaç Hanımefendi'ye de açık. Fatma Andaç'la görüşüyorum ben ara sıra. İstedikleri zaman bu derneklerle program yapıyoruz. İstedikleri zaman yayınıma katılabilirler. Mutlu olurum. Teşekkür ederim. Abim hayırlı akşamlar dilerim. Beraber kapatalım. Allah'a emanet olalım. Sağ olun.